Atatürk'le ittifak yapın. Halkçılıkla, devrimcilikle, kamuculukla ittifak yapın. Ey Merkel diyeceğim şimdi nereden çıktı bu ama? Ölenlerin hesabını sorar. Kumpasın hesabını sorar. Üstüne üstüne gider. Bıktırana kadar gider. Sonuç alana kadar gider. E gazetelerimiz var, çayımız var Allah şükür. Defter kalemimiz var. Patlıcana bak şimdi patlıcan. Terbiyesiz patlıcan. 23.95 artılır mı? Topraklarda Mustafa Kemaller yenilmez. Bunu birileri öğrenecek. Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 1 Ekim 2020 Perşembe Ulusal Kanal'da Türkiye'nin halkçı, devrimci televizyonda televizyon gazetesine başladık. Şimdi bir soru soracağım. E, bilin bakalım masada ne eksik? Harun bayrakları unutmuşsun. Bayrak yoksa çıkmıyor abi. Verince nereye çıkmıyor? Evet, 1 Ekim 2020 Perşembe Ulusal Kanalda Türkiye'nin halkçı devrimci televizyonda televizyon gazetesi bayraklarıyla başladı. Efendim ne var? Ee, tabii ki Azerbaycan'a bakacağız. Tabii ki Ermeni Azerbaycan çatışmasına bakacağız. Bu arada ee, Ermenistan'daki Paşinyan yönetiminin Soros e, meselesine bir e, göz gezdireceğiz. Ee, hangi haberlerle? Aydınlık çok ilginç bir isim olarak e, isimle konuşmuş. Bu Wagner hani e, Rusya'nın paralı askerleri deniyordu ya. O şirketin e, sahibi olduğu söylenen sahibi olarak gösterilen Yevgeni e, Prigo, e, Prigojinle konuşmuş adam demiş ki Karabağ sorununa müdahale Türkiye'nin hakkıdır. E, i̇yi bakalım. E, bu arada tabii e, şey haberleri var. Çatışmanın gidişatına ilişkin haberler var. Nasıl haberler var? İşte. Hedefler tek tek imha ediliyor gibi haberler var. İşte, i̇şte roketlerin düştüğü şehir diye haberler var. Efendim ne gibi var? Sihalar dört günde silip süpürdü haberleri var vesaire. Bunlara bakacağız hepsine. Yeni çağ bugün ilginç bir başlık atmış. İşte Ermenilerle PKK'yı buluşturan emperyalist plan diye Vallahi sırf bana da sürpriz olsun diye hani şaşırayım falan diye haberin içeriğine bakmadım okurken ne var ne yoksa göreceğiz şaşıracağız ya da tepki göstereceğiz ya da aferin diyeceğiz. O başkan ha bu arada bir haber vereyim bir profesör iddia etti efendim Macron Karabağ destek için neydi onların uçak gemisinin ismi? İşte o uçak gemisini Karabağ'a nasıl gönderecek? Ben ne bileyim nasıl gönderecek? Yani nereden yüzdürecek? Nasıl gemi uçağı olabilir mi ya? yanlışlık mı? <laughs> Zaytun <haberi> oldu. oğlum. <laughs> i̇şte bu emperyalist plana bakacağız. Bu arada Ermenilerin iki jeti daha çarpmış, koskoca daha Görmediniz mi be arkadaş? Nasıl çarptınız bilmiyorum ki. işgali bırak, savaş bitsin diye bir başlık görüyorum yine. Bu hem Türk hem Azer Azerbaycan Türklerinin yetkililerinin söylediği bir şey. Ondan sonra bakıyorum yine ha yeni şafakta garip garip şeyler var böyle. İran silah da şu Ermenilere falan. Yahu yok. İran bütün Ermeni konvoylarını bekletiyor. Ama e, tabii işin doğrusu nedir diye e, programın ortalarına doğru işte bu haberleri gözden geçirdikten sonra. Ee, İran'a, Tahran'a, Yakup Aslan'a bağlanacağız. Bu haberlerin aslı astarı nedir güzel kardeşim bize bir anlat diyeceğiz. O da anlatacak güzel güzel. Ondan sonra bakıyorum yine ne var başka? Ha, e, yanına anlatmış e, aydınlık genişçe e, Soros uşağı diye. E, ABD'nin e, Ermenistan'daki casusluk ağını anlatmış yine. Ondan sonra bu F16'ı düşürdü Türkler F16'lar iki Ermeni jetini düşürdü gibi yalan haberler vardı. Bunların amacı Rusya'yı kışkırtmakmış, bu amaçla yayılıyormuş. Gaffar yakınca da bu tür yalan haberlerle nasıl uğraşacağız sorularına karşılık iletişim Başkanlığı ne işe yarar demiş. Arkadaşlar bu Ermeni-Azeri çatışması bir başladı. <laughs> Azeri diyor yanlış söylüyor ee, Azerbaycan Türkleri arasındaki çatışma bir başladı Yahu ben e, <laughs> Ermenistan'ı tanımıyoruz zannediyordum Meğersem e, Ermenistan'ın Türkiye'de bir sürü Büyükelçisi varmış <laughs> Hem nasıl Murat Belge mesela bunlardan biri Ben demiş Ermenileri Destekliyorum <laughs> Tamam da Ermenilerin Bundan ne faydası olur? Sen yani Türkiye'de kime ne faydan dokundu ki Ermenilere faydan dokunsun? O da ayrı mesele. E bu arada <laughs> Avrupa Birliği toplantısı bugün başlıyor. Dün Cumhurbaşkanı Avrupa Birliği'ne Akdeniz mektubu gönderdi buna. Bir bakmamız lazım. E peki Avrupa Birliği toplantısından ne çıkar? E, Türkiye'ye yaptırım en zayıf ihtimalmiş. E, nereden çıkartıyoruz bunu? Çünkü Merkel Türkiye ile işbirliği vurgusu yapmış dün. Hem işbirliği vurgusu yapacaksın hem bize nasıl yaptırım uygulayacaksın o da, o da ayrı mesele yani. İç siyasette ne var? E, dün bu e, şey yargılandı. E, bir dakika adamın adı neydi? Çok da bak bazen öyle üst üste biniyor ki ismini bile unutuyoruz e, böyle önemli kişilerin. Şey işte ya e, Enver Altaylı. Enver Altaylı'nın yargılanmasına devam edildi dün. Enver Altaylı neler söyledi? Bu 14. kattaki danışmanla ilgili bir şey dedi mi? Ondan sonra bana sataştı mı acaba o sataşıyor ya böyle bize Rusçular, Musçular diye. <laughs> bir bakarız. İyi Parti karıştı kurultaydan sonra. İlginç gelişmeler var ona bir bakalım. Ondan sonra e, Küçük Enişte konuşmuş. 6 yıl sonra devreye giren dosyalar terörle mücadeleyi istismardır demiş. Ben anlatacağım biraz sonra ne istismardır ne değildir. Ee, Serok Ahmet diye Diyarbakır'da Bağırırken iyiydi değil mi? Ee, çok, çok daha ilginç Bir olay Hani bu e, darbeden sonra Bazı e, askerler kaçmıştı ya Yunanistan'a e, Aradan bak Kaç yıl geçti? 2016-2020 e, Sürpriz bir operasyon Yapmış e, Yunan hükümeti Ve bu FETÖ'cüleri Toplamış gözaltına almış Şimdi ben çok merak ediyorum neyi merak ediyorum acaba bugün Yunan basınında e, Yunan televizyonlarında 4 yıl sonra bu neyin operasyonu yahu diye haberler çıkmış mıdır? Emin olun çıkmamıştır ha kesin çıkmamıştır. Efendim gün geldi hesap döndü askeri okullardaki e, işkence davası dün başladı e, ona bakalım. E, Amerika'da iki başkan adayı e, televizyonda ilk tartışmayı münazarayı yaptılar e, ilk canlı düelloda e, ne konuştular dersiniz hiçbir şey konuşmadılar sadece birbirlerine hakaret ettiler yani Amerika'daki siyasetin düzeysizliği durum bu e, bundan ibaret ne yapalım başlayalım e, hadi televizyon gazetesi başlıyor Efendim dün biliyorsunuz 30 Eylül Soner Polat Amiral'imizin ölüm yıl dönümüydü. Ulusal Kanal'da bunu özel yayınlarıyla andı. Bu ölüm yıl dönümünde Soner Polat'ı özel yayınlarla andık. Gün boyu böyle sürdü. Dostları, sevenleri, arkadaşları dün mezarı başında bir anma toplantısı yaptılar. ve Partisi Mehmetçik Amiral Soner Polat'ı andı. Ee, mücadele arkadaşları Polat'ın ölümünün birinci yıl dönümünde mezarı başında fikirlerinin sonsuza kadar yaşatılacağı sözünü verdi. Anmaya Amiral'in eşi Sevgi Polat, Amiral Cem Gürdeniz, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şule Perinçek, İstanbul İl Başkanı Cem Dikmen ve çok sayıda partili katıldı. Türkiye'ye her yönüyle örnek olmuş, her yönüyle, her dakikasıyla katma değer sağlamış bir kişilikten bahsediyoruz. Bugün... Türkiye'nin ihtiyacı olan bir devlet adamıydı. Karanfiller bıraktılar, kaybettikleri mücadele arkadaşlarına söz verdiler. Vatan Partisi'nin Mehmetçik ruhlu Amir Ali Soner Polat için anma töreni yapıldı. Çok büyük bir devlet adamına stratejik bakış açısıyla, bilgi birikimiyle bu ülkeye önderlik edebilecek büyük bir lideri. Partimizin büyük devrimcisi, genel başkan yardımcımız Amiral Soner Polat'ı kaybedişimizin birinci yılı. Bilinçlere demir attı, yazılarıyla, kitaplarıyla, sözleriyle Türkiye'ye yeni bir rota çizdi. Mavi vatanın mimarlarındandı Amiral Soner Polat, ölümünün birinci yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Aydınlık Gazetesi yazarı, emekli tüm Amiral Soner Polat, Geçen yıl bugün İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanmıştı. Her yönüyle, insanlığıyla, dostluğuyla, yol göstericiliğiyle, rota çiziciliğiyle önemli bir komutanımızı kaybettik. Vatan Partileri olarak onun huzurunda yeniden sözlerimizi yineliyoruz ve İstanbul İl Örgütü olarak da özellikle şunu söylüyoruz. Her zaferde geleceğiz ve komutanımıza Türk Devleti'nin aldığı zaferleri anlatacağız. Bunun için de söz veriyoruz ve biz kazandık diyene kadar da bu mücadeleyi asla terk etmeyeceğiz. Komutanımızın huzurunda bir kez daha söz veriyoruz. Anma törenine Amiral'in eşi Sevgi Polat, Amiral Cem Gürdeniz, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şule Perinçek, İstanbul İl Başkanı Cem Dikmen ve çok sayıda partili katıldı büyük bir inançla söylüyorum. Onun yazdığı jeopolitik rota hepimizin rotasıdır. Onun yazdığı mavi vatan için jeopolitik rota hepimizin rotasıdır. Onun ruhuna buradan sesleniyorum. Mutlaka o limana erişeceğiz. Yemen'imizi tazeleyelim istiyorum. Onun bıraktığı yerden devama hazır mıyız? Evet, hazırız. Çok daha hızlı, iki misli koşmaya hazır mıyız? Hazırız. Evet, yolumuz açık. Bahtımız şen olsun değerli komutanım. Türkiye'nin vatansever gençleri Türkiye Gençlik Birliği de amiralin mirasını koruyacaklarına söz verdi. Türkiye Gençlik Birliği olarak, Türk Gençliği olarak da kendimizi o kadar şanslı hissediyoruz ki böyle güzel bir amiralin, böyle büyük bir amiralin mirasını devralıyoruz. Yani onun mirasını sadece bilinçlerimize kazımayacağız, yüreklerimizi kazıyarak sonsuza kadar yaşatmayı kendimize görebildik. Onunla birlikte mücadele etmekten büyük onur duyan, biz Vatan Partililer ondan aldığımız bayrağı daha ileriye taşımak için sürekli ve sürekli ilerleyeceğiz. Sevgi ve saygıyla selam özlem, coşku ve dostlukla kucaklıyorum. Ben stratejik ve jeopolitik konularda derin araştırmalar yapan bir kişiyim vatan sevgi ve saygıyla selam, Özlem, coşku ve dostlukla kucaklıyorum. Evet büyük bir değerli amiral Sonar Polat Mavi Vatan'ın yaratıcılarından ve Mavi Vatan için jeopolitik rotayı çizen bir amiral ee, onun e, görüşlerinden bütün Türkiye yararlanıyor. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti de e, benzer şeyler yapıyor. Onun görüşlerine dayanarak. Ve fakat şerefli Türk basını bunun hiç farkında değil. Yani bir tane gazete Amiral Soner Polat mezarı başında anıldı diye haber yapamaz mıydı? Var ol aydınlık, sağ ol aydınlık, aydınlık yapmış haberi. Soner Polat unutulmadı. Çizdiği rota Türkiye'nin rotası. Emekli tüm amiral Soner Polat vefatının birinci yılında mezarı başında anıldı. Vatan Partisi'nin düzenlediği anma töreninde törenine, törenine Soner Polat'ın eşi Sevgi Polat, emekli amiral Cem Gürdeniz ve Vatan Partisi MYK üyesi Şule Perinçek ile Vatan Partisi üyeleri katıldı. Törende konuşan Cem Gürdeniz, Soner Polat'ın fikirlerin hayatta olduğunu belirtti. Şule Perinçek de onun bıraktığı yerden devam etmeye ant içiyoruz dedi. Biraz ayrıntılarına bakalım, biraz daha genişçe bakalım. Evet, e, bayağı bir e, şey var, e, katılımcı var e, anma törenine. Emekli Tümamiral Soner Polat ve e, vefatının birinci yılında mezarı başında anıldı. Vatan Partisi'nin düzenlediği anma törenine Soner Polat'ın eşi Sevgi Polat, emekli amiral Cem Gürdeniz, Vatan Partisi MYK üyesi Şule Perinçek, Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı Cem Dikmen ve partililer katıldı. Törende konuşan Cem Gürdeniz, Soner Polat'ın fikirlerinin hayatta olduğunu söyledi. Türkiye'nin bugün Doğu Akdeniz ve Ege'de verdiği Mavi Vatan mücadelesinin öncülerinden Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Emekli Tüm Amiral Soner Polat, onu kaybedişimizin yıl dönümünde anıldı. Zincirli Kuyu Mezarlığındaki mezarı başında yapılan törende konuşan Cem Gürdeniz, Polat'ın jeopolitik görüşlerinin Türkiye'yi refaha güvene götüreceğini belirtti. Polat'ın kitaplarına da vurgu e, yapan Gürdeniz şunları söyledi. Hem hapishane döneminde hem de daha sonra katıldığı Vatan Partisi üzerinden yürüttüğü siyasi faaliyetlerde Türkiye'ye her yönüyle örnek olmuş, her yönüyle her dakikasıyla katma değer sağlamış bir kişilikten bahsediyoruz. Mükemmel bir asker, mükemmel bir diplomat, mükemmel bir denizci, gemi komutanı, kaptan, deniz sevdalısı. Mükemmel bir hatip, mükemmel bir feragat, mükemmel bir analiz kabiliyeti. Atatürk'e devrimlere sarsılmaz bir inanç, kıskançlıkla koruyan bir kalp. Onu tarif etmek için kelimeler yetmiyor. Yazdığı 600'e yakın makale, deniz kuvvetlerindeyken hayata, hayat verdiği kitaplar, ve daha sonra kaynak yayınları üzerinden çıkardığı kitaplar, Türkiye'ye rota veren kitaplar, ışık tutan kitaplar, onun ayrılığı bizi çok üzüyor. Ona maddeten erişmemizin mümkün olmadığını biliyoruz ama şunu herkes bilsin ki Soner Polat'ın fikirleri, onun rehberliğinde oluşan jeopolitik görüş Türkiye'yi refaha, mutluluğa ve güvene götürecektir. Ve o fikirler hayattadır. Bunu büyük bir inançla söylüyorum. Onun yazdığı mavi vatan için jeopolitik rota hepimizin rotasıdır. Onun ruhuna buradan sesleniyorum. Mutlaka o limana erişeceğiz. Nur içinde yatsın. Sonsuza dek hepimizin kalbinde. Ne unutacağız, ne unutturacağız. Vatan Partisi Merkez Yürütme Kurulu üyesi Şule Perinçek de konuşmasında Türkiye'nin çok önemli bir devlet adamını kaybettiğini belirtti. Polat'ın bıraktığı yerden devam etmeye hazır olduklarını vurgulayan Perinçek şu şekilde konuştu. Bize gitmeden son emrini vermişti. Devam edeceksiniz. Her ziyaretimizde kalkacağım ve bıraktığım yerden devam edeceğim diyordu. Çok sevgili bir eş, çok sevgili bir kardeş kaybettik. Çok değerli bir komutan kaybettik. Vatan Partisi çok değerli bir komutanını, yoldaşını Mehmetçiğini kaybetti. Ama bu ölüm bizi başka yerden çok fena vurdu. Türkiye onun şahsında önemli bir geleceğini kaybetti. Bugün Türkiye'nin ihtiyacı olan bir devlet adamıydı. Türkiye'nin başına geçecek. Şu dar günlerimizde insanlığıyla, dostluğuyla, yol göstericiliğiyle, rota çiziciliğiyle önemli bir komutanımızı kaybettik. Onun yerini doldurmak için buradaki arkadaşlarla bir kez daha and içelim. Onun bıraktığı yerden devam etmeye, çok daha hızlı, iki misli koşmaya hazırız. Yolumuz açık, bahtımız şen olsun. Vatan Partisi MHK üyesi İstanbul İl Başkanı Cem Dikmen, Soner Polat'ı Türkiye'nin mavi vatanda aldığı zaferlerle hatırlatacaklarını belirtti. Dikmen şunları söyledi. Komutanımıza uğruna mücadele ettiği mavi vatan mücadelesinde Türkiye'nin hangi aşamada olduğunu göstermek, görevlerimizi yeniden hatırlatmak için geldik. Bu mücadelede zafer bizim oluncaya kadar, son nefesimize kadar ne gerekiyorsa onu yapacağımızı bir kez daha haykırmak için geldik. Soner Polat komutanımızı uğruna hayatını verdiği bu büyük mücadelede kazandığımız her zafer için bilgilendireceğiz. Ve onu zaferlerle hatırlatacağız. Onunla birlikte mücadele etmekten büyük onur duyan biz Vatan Partililer, ondan aldığımız bayrağı daha ileriye taşımak için sürekli ve sürekli ilerleyeceğiz. Evet, komutanımıza bir kez daha buradan saygılarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz ve diğer haberlerimize geçiyoruz yavaş yavaş. Ve dostlukla kucaklıyorum. Ben stratejik ve jeopolitik konularda derin araştırmalar yapan bir kişiyim. Vatan sevgi ve saygıyla selam. Özlem, coşku ve dostlukla kucaklıyorum. Efendim Karabağ sorununa bir bakalım, genişçe bir bakalım. Ee, önce ne oldu ne bitti diye bir bakalım. Ee, Ermenistan'ın sahadaki kayıpları artıyor. Azerbaycan 2300 Ermenistan askerinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Ermeni birlikleri paniğe kapılmış durumda. Hareket kabiliyetini yitiren Erivan askerleri cephe hatlarından geri çekiliyor. Ağır kayıplar veren Ermenistan'da bir savaş uçağı da daha çarptı. Sahada tansiyon yüksek. Azerbaycan ilerliyor, Ermenistan kaybediyor. Üst üste gelen yenilgiler Ermeni askerleri paniğe soktu. Azerbaycan, Ermenistan'a ait iki savaş uçağının daha çarparak düştüğünü açıkladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, uçakların Su-25 tipi olduğunu duyurdu. Pilotlar Pilotlarsa paraşütlerini açarak kurtuldu. Erivan yönetimi bir Su-25 uçağının Türk savaş uçağı tarafından vurulduğunu iddia ederek fotoğraflarını yayınlamıştı. Hacıyev, Ermenistan vatandaşlarına doğru bilgi vermiyor dedi. Ankara'dan da bu habere yalanlama geldi. Sahada Azerbaycan'ın harekatında bilanço ağırlaşıyor. Ermenistan büyük kayıp veriyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, harekatın başından bu yana düşmanın 2300 askeri etkisiz hale getirildi açıklaması yaptı. Ermenistan ise Terter kentine havan ve top atışlarıyla saldırdı, siviller hedef alındı. 7 kişi yaralandı. Bakanlığın açıklamasında gece boyunca şiddetli çatışmaların devam ettiği vurgulandı. Azerbaycan ordusu vakit kaybetmeden harekete geçti. ADR ter Terter yönünde Ermenistan güçlerini kuşatma altına aldı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı bir açıklama daha yaparak Ermenistan askerlerinin ağır kayıplarla mevzilerini terk ederek kaçtığını belirtti. Evet haberimiz böyle. Şimdi basınımız nasıl görüyor olayları ona bir bakalım. Aydınlık birinci sayfasından hedefler tek tek imha ediliyor diye vermiş. Azerbaycan Ermenistan'a ait hava saldırı ve savunma sistemlerini vurdu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermenistan ordusuna ait tankların imha görüntülerini paylaştı. Ermenistan ordusunun ağır kayıplar verdiği belirtildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan ordusu geri çekilirse çatışmalar durur dedi. Devamına bakalım ayrıntılara arkadaşlar. Ee, ayrıntılarında ne var? Efendim? Peki. Tamam. Ee, bu hangisi? Bu da Sabah gazetesi. Değil mi? Azerbaycan tarih yazıyor demiş. İşgal altındaki topraklarını tek tek geri alan Azerbaycan, Ermeni cephesini yerle bir etti. 2300 askerini kaybeden Ermenistan ordusu, mevzileri bırakarak kaçmaya başladı. Zaten bunların toplam kaç tane askeri vardır ya? 2300'ünü indirdiysen yani bütün orduyu toplasan kaç bin kişidir ki bunlar? Ha, dur bakalım öğreniriz. Ağdere Terter bölgesinde Ermenistan güçlerini kuşatan Azerbaycan ordusu ayrıca 130 tank ve zırhlı aracı, 200 top ve füze sistemini, 50 tank savar silahını imha etti. Ermenistan'a ait 2 SU-25 savaş uçağı da dağa çarparak düştü. Lan koskoca dağı görmediniz mi ya? Allah Allah. Yoksa Azerbaycan e, ordusu bunları körleştirdi mi? Bak mümkün olabilir. Uçağı körleştirmiş olabilirler. E, dışarıdan müdahale mi oldu acaba? Bilmiyorum ama ya daha çarpmış, düşmüş. Ben ne yapayım şimdi? Azerbaycan Ermenistan ordusunun Fuzuli'deki topçu ateşi altındaki 4. taburunun ağır kayıplar verdiğini, Tonaşen köyünde konuşlanan bir taburunda da mevzilerini bırakarak kaçtığını açıkladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ise ele geçirdiğimiz stratejik topraklardan bizi kimse çıkaramaz. Ermenistan ordusu Karabağ'dan çekilirse çatışmalar durur dedi. Aliyev gösterdiği destek için Başkan Erdoğan'a da teşekkür etti demiş. Ee, Sabah gazetesi böyle. Hürriyet gazetesi nasıl görmüş bir de ona bakalım. İşte roketlerin düştüğü şehir demiş. Ee, neresiymiş orası? Hürriyet muhabirleri Fevzi Kızılkoğlu ile Rıza Özel... Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırı başlattığı Karabağ'a girdi. Ermenistan güçlerinin top ve roket atışlarıyla sivilleri hedef aldığı ter ter kendine adım adım gezdi, askeri yetkililerle ve halkla konuştu. Terter, ter Ermenistan işgalindeki Karabağ bölgesinde bir kent. Neresi? Şurası. Şurada hemen tam da sınır bölgesi arkadaşlar. Bir kent. Efendim. Şehrin kontrolü Azerbaycan'da. Azerbaycan ordusu Terter'in Hasankaya ve Talış bölgesindeki Ermenistan güçlerinin top atışıyla vurdu. Tutunamayıp kaçan Ermenistan güçleri intikam için 100 bin nüfusa sahip Terter'i top ve roket atışına tuttu saldırılarda ölen ya da yaralanan siviller oldu. Sivillerin güvenliği için şehir tamamen boşaltıldı. Terter hayalet kente döndü. 10 kişilik ailesiyle kentten ayrılan Şule Hüseynova. Evimizi vurdular, köyümüzü terk etmek zorunda kaldık diye konuştu. Azeri askeri yetkilileri ter terde sivillere saldıran Ermenistan güçlerini imha etmek için karşı saldırıları yoğunlaştırdıklarını söylediler. Ha bu uçağın dağa çarpması burada da var. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev uçağımız Türk jeti vurdu diyen 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 Ermenistan'ın yalan söylediğini açıkladı. Hacıev Ermenistan'a ait iki savaş uçağının dağa çarparak düştüğünü söyledi. Lan bir uçağınıza sahip çıkamamışsınız ondan sonra Türkler uçağımızı vurdu diyorsunuz ya. Ermenistan'ın Türk F-16'sı Karabağ'da SU-25 uçağımızı düşürdü iddiasına Azerbaycan'dan açıklama geldi. Azerbaycan Cumhurba Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Gaciyev Ermenistan'a ait SU-25 savaş uçağını Ervan'ın iddia ettiği gibi ne Türkiye ne de biz vurarak düşürmedik. Üstelik uçaklar bir değil ikiydi. Bunlar Ermenistan topraklarından havalandıktan kısa süre sonra Karabağ bölgesi Dağlı arazisinde tepelere çarparak parçalandı dedi. İddialara Türkiye'den de yalanlama geldi. Milli Savunma Bakanlığı Türk savaş uçakları ile İHA SİHA kullanımı iddiası kara propaganda Azerbaycan ordusu yeterince güçlü dedi. S-300'ü de imha etmişiz bu arada. Çatışmalar Karabağ'da tüm cephe hattında devam ediyor. Ajans Transpres iki taraftan siviller dahil doğrulanmış toplam ölümlerin yüzü açtığını aktarırken Azerbaycan Savunma Bakanlığı verilerine göre Ermenistan 2300 askerini kaybetti. Ayrıca Ermenistan'dan Karabağ'a getirilen S-300 hava savunma rampası imha edildi. Çatışmalarda tank dahil 130 zırhlı araç etkisiz hale getirildi. İmha edilen topçu bataryası sayısı da 200 olarak açıklandı deniliyor. Şimdi e, yeni e, yeni çağın birinci sayfası mı demişiz buraya? Yeni şafağın birinci sayfası. Yeni şafağa yeni şafağa bakalım hangisi ise o. Başka e, ha Azerbaycan ordusu vura vura ilerliyor. 3 günde 2300 Ermeni askeri öldürüldü. Kayıplar arttıkça firarlar başladı. Cumhurbaşkanı Aliyev, "Stratejik noktaları Ermeni işgalinden kurtardık. Artık bu topraklardan bizi kimse çıkaramaz. Eğer geri çekilirlerse çatışmalar durur." dedi. Ermenistan 1. Ordu Komutanlığına bağlı 10. Muharip Tümeni, 7. Muhrip Alayının 2. Tabur, 2. Taburunun askerleri ağır kayıplar verince mevzilerini terk ederek Kaçtı denilmiş. ha e, Ermeni askerlerinin e, vurulma anı havadan görüntüleniyor. İhalar sihalar çok büyük iş yaptı oraya. E, iki uçağa daha çarptı haberi burada da var. Ha, arkadaşlar e, Whatsapp'ta bir e, şey var. E, bir Ermeni, e, özür dilerim. Bir Azerbaycan ordusunun bir yetkilisinin savaşla ilgili bir açıklaması var. Ona bakabilir miyiz bir? E, ben... E, şeyini de söyleyeyim size. Evet, bir Azerbaycan ordusunun bir önemli yetkilisi Zakir Hasanoğlu, o pardon Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanoğlu, şöyle bir açıklama yapmış. Demiş ki savaş filan yok. Savaş olduğunu nereden çıkartıyorsunuz? Azerbaycan kendi topraklarında yani Karabağ'da Azerbaycan kendi topraklarında tatbikat yapıyor. Eğer orada ölen Ermeni varsa gidin onlara sorun. Azerbaycan topraklarında ne işleri varmış? Azerbaycan Milli Savunma Bakanı'nın bu açıklamasına bayıldım arkadaşlar. <laughs> Zakir Hasanov. Savaş filan yok diyor. Azerbaycan kendi topraklarında tatbikat yapıyor. Ha ölen mi? Eğer orada ölen Ermeni askeri varsa diyor onlara bir sorun bakalım. Azerbaycan topraklarında ne işleri var? E öyle ya yani değil mi? Çok ilginç bir açıklama. Beyefendiyi tebrik ediyorum gerçekten zekice bir açıklama. Ee, Armenian Arms, uh, Armed Forces Weakens diye, e, bu da bu vurma ha bu şu. Bakın arkadaşlar çok ilginç bir şey. Bak, Ermeni savaş aracının bakın camına kadar giriyor görüntü. Penceresinden, kapı penceresinden görebiliyoruz. Bunlar niye yayınlanıyor? Azerbaycan tarafından. Kardeşim diyor senin burnunun deliğine kadar görüyorum ben ne yaptığını biliyorum. Ölmek istemiyorsan çek git buradan diyor. Bakın o kadar ilginç detaylar ki tankın en ufak ayrıntılarını veriyor. Bakın burada işte E şimdi diyorlar ki e Türk askerleri Karabağ'da Türk askerinin oraya gitmesine gerek yok. Azerbaycan gayet güzel hallediyor işi. Gayet güzel bak. Valla bunlar ibretlik görüntüler. <laughs> Personel taşıyıcının camına kadar girmiş. Neredeyse kolunu dayayan askerin yüzünü de gösterecek artık. Bunlar Ermeni ordusuna bir uyarıdır. Kardeşim çek git buradan işte bak elimin altındasın böyle şey gibi sıkacağım avucumun içinde biteceksin dedirten görüntüler. birinci sayfası tam da e, böyle bir sayfa e, işgali bırak savaş bitsin demiş e, Milliyet gazetesinin manşeti peki onu kim demiş bu sözleri hemen Milliyet'e bakalım arkadaşlar e, ya bir dilime doladınız kaç gündür böyle kaç gündür bağın kapısını açtım bağın kapısını açtım Teslim Abdal'ın e, değişiydi, değil mi? Ama e, Azeri e, Türk kardeşlerimiz söyleyince de çok da güzel olmuş yani şahane de olmuş. Ne Hı. oldu yok mu milliyet? Ha var burada. E, i̇şgali bırak savaş bitsin. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ateşkes için tek şartın Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'dan çekilmesi olduğunu e, söyledi. E, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'ı kurtarmak için başlattığı operasyon sürerken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, ateşkes için tek şartın Ermenistan'ın derhal çekilmesi olduğunu söyledi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı verilerine göre çatışmalarda Ermenistan'a ait 200 tank ve zırhlı araç, 30 hava savunma sistemi imha edildi, 2300 Ermeni askeri de etkisiz hale getirildi. İki Ermeni savaş uçağı da daha çarparak imha oldu. Önceki gün uçaklardan birinin Türk F-16 tarafından düşürüldüğü iddiasında Ermeni dezenformasyonu olduğu ortaya çıktı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi iki ülkeye çatışmalara derhal son verme gerginliği azaltma ve gecikmeksizin müzakerelere geri dönme çağrısında bulundu. Bu arada arkadaşlar PKK Ermenistan el ele Paris terminlerle terör örgütü PKK yandaşları Türkiye ve Azerbaycan karşıtı gösteriler yaptı. Bunun haberi olacak Ulusal kanal hazırlamıştı bildiğim kadarıyla. E, gösteride Fransız polisi taşkınlık yapan bazı göstericileri uyardı. Diğer yandan Fransa Cumhurbaşkanı Macron Ermenistan'a dayanışma mesajı verdi e, denilmiş. E, hemen bakalım haberimize. E, hemen bakalım haberimize. Derhal bakalım. Evet. Bulamadık. Dur. Geldi geldi geldi. Amerika evet. Amerika. Efendim. Evet. Fransa'nın başkenti Paris'te Ermeniler PKK yandaşlarıyla yan yana geldi, gösteri düzenledi. Azerbaycanlı sivillerin öldürülmesini görmezden gelen grup Türkiye ve Azerbaycan karşıtı gösteri yaptı. Ar Paris sokaklarında PKK yandaşlarıyla yürüyen Ermeniler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev karşıtı slogan attı. Terör örgütü PKK yandaşları ellerinde Ermenistan bayrağı taşıdı. Ermenistan'ın Azerbaycanlı vatandaşlara saldırısına destek oldu. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Fransız polisi taşkınlık yapan bazı göstericileri uyardı. Azerbaycan Büyükelçiliği binasındaki Karabağ Azerbaycan'dır, Ermenistan saldırıları dursun yazılı pankartlarsa dikkati çekti. <laughs> Allah bu tür o kadar çok yalan var ki e, mesela <laughs> ya, ya bu yalan değil bu dalga bu şaka bu makara e, Şanlı Bahadır Koç e, anladığım kadarıyla bir e, hoca bu e, şöyle bir e, son dakika haberi geçmiş <laughs> demiş ki Hazar Denizi'ne uçak gemisi gönderiyor Macron ülkesinin sonuna kadar Ermenistan'ın arkasında olduğunu belirten Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ...Charles de Gaulle uçak gemisinin bölgeye intikal etmek e, etmesi için gerekli emri verdiğini söyledi. Hazar Denizi'ne uçak gemisi gönderecekmiş Macron. E, Valla e, çok güzel bir zaytung haberi olmuş. E, Hazar Denizi'ne nasıl gidecek o uçak gemisi onu da artık Macron düşünsün. E, onu da artık e, Ermenistan düşünsün. Uçak gemisi mi? Gemi uçağı mı? Karışık bir şey. Ama e, bu tür yalanlar çok e, söyleniyor... Ve biz, e, biz e, ne yapıyoruz? E, vallahi bu yalan söylüyor haberler falan. İyi de, iyi de e, nasıl baş edeceğiz bunlarla? Mesela bakın e, yalan söyleyen sadece e, şey olsa, e, Ermenistan olsa, Fransa olsa, bilmem ne olsa. Hadi dersin tamam. Peki Yeni Şafan birinci sayfasındaki şu habere ne diyeceğiz? İran silah taşıyor. şu Ya kardeşim burada Türklere saldırı var. Ermeniler 30 yıldır işgal ettikleri topraklarda, buna rağmen hala Azerbaycan Türklerine saldırıyor ve Azerbaycan buna cevap veriyor, kaybettiği toprakları geri alıyor. E, Cumhurbaşkanının e, Azerbaycan temsilcisi açıklama yapıyor, tebrik ederiz siz diyor aldığınız, e, geri aldığınız, kurtardığınız topraklar için, sizin yanınızdayız diyor ama yeni şafak şöyle bir haber yapıyor, İran silah taşıyor. Erivan'ın yardımına koştu. İran, Karabağ'da zor durumda kalan Ermenistan'ın yardımına koştu. Rusya yapımı silah ve askeri araçları taşıyan onlarca tır İran üzerinden Ermenistan'a gitti. Tırları durdurmak için eylem yapan Azerbaycan e, Türkleri yollara çivili düzenekler attı, lastikleri kesti. Güney Azerbaycan Milli Uyanış Hareketi Başkan Yardımcısı Elyar Türker, polisin gösteri yapanları sopalarla döverek 25 kişinin gözaltına aldığını duyurdu. Ben tam tersini biliyorum. Benim bildiğim İran, Ermeni araçlarını hiçbir şekilde geçirmiyor sınırdan ve belli bir noktada bekletiyor ama biraz sonra Yakup Aslan anlatır bize neyin ne olduğunu. Hele bir haberlerimizi kolaylayalım, hele bir şey yapalım, hale yola sokalım ondan sonra bakarız. Ama bir cevap var, bir cevap var bu yalanlar konusunda. O da Gaffar Yakınca'dan gelmiş Aydınlık gazetesinde. Gaffar Yakınca kendi köşesinde iletişim başkanlığı ne işe yarar diye sormuş. Bakın Ermenistan'dan, Azerbaycan'dan, İran'dan falan değil ama Belarus'tan yola çıkarak bir şey yapmış. Demiş ki Batı basınında Belarus'a dair çıkan bir dizi haber ısrarla belirli bir yalanı tekrarlayıp duruyor. Hatırlayacaksınız Temmuz başında Belarus polisinin baskın düzenlediği bir evden ayağında şıpıdık terliklerle don gömlek çıkartılan bir grup adamın görüntüsü haberlere bomba gibi düşmüştü. Tüm batı basını aynı anda duyurmuştu. Belarus polisi ülkeye gizlice giren Rus ajanlarını tutukladı. Haberlere göre bunlar Wagner'e bağlı Rus paralı askerlerdi. Tüm dünya Belarus'a darbe yapmaya giden Rus ajanlarını konuşuyordu. Belarus basını da Rusya'nın seçimlere hile karıştırmak istediğini, bunun için ülkeye paralı askerler soktuğunu ve bu askerlerin tutuklandığını yazıyordu. İki ülkenin gayet yakın müttefik olduğu düşünülecek olursa anlatılanlar bir hayli tuhaftı. Nitekim çok geçmeden işin kokusu çıktı. Ajan diye tutuklanan adamlar aslında Donbas'taki iç savaşta Ukrayna ordusuna karşı savaşmış eski askerlerdi. Çoğunluğu Ukrayna vatandaşı olan bu adamlar Ukrayna Gizli Servisi SBU tarafından tuzağa düşürülmüştü. Kendilerine uluslararası güvenlik şirketi süsü veren SBU ajanları düşmanlarını güya Venezuela'daki özel bir iş için yüksek ücret vaadiyle kandırıp Minsk'e getirmiş sonra da Belarus polisine ihbar etmişti. SBU'nun planı şöyleydi. Adamlar Rus ajanı olarak yargılanmaya başlandığında Ukrayna kendi vatandaşı olanların iadesini isteyecek ve Donbas'taki faaliyetleri yüzünden savaş suçlusu olarak yargılacaktı. Düşmanı çatışmasız teslim almak için güzel bir yöntem ki seçimleri Lukashenko değil de Batı yanlısı muhalefet kazansaydı kesinlikle böyle olacaktı. Sorun, soruşturma derinleştirilmeyecek, adamların Rus ajanı olmadığına dair bulgular pembe devrimcilerin Twitter yaygaralarıyla susturulacak, Belarus'un Batı blokuna koşar adım gitmesi için sağlam bir rüzgar oluşturulacaktı. Ancak olaylar farklı gelişti. Hem soruşturma derinleştirildi hem de seçimden Lukashenko galip çıktı. Sonunda bütün işin muhtemelen Cihan'ın desteğiyle SBU tarafından düzenlenmiş bir tezgah olduğu ortaya çıktı. Üstelik olayın iç yüzü bizzat Ukrayna devlet organları tarafından itiraf edildi ve başarılı bir istihbarat operasyonu olarak Ukrayna basınında da yer aldı. Peki bütün bunlardan sonra Batı basını kendi yazdığı yalan haberleri tekzip etti mi? Tabii ki hayır. Aksine eski yalanın tedavülden kalkmasını engelleyecek imalı bir dille haberler yapmaya devam ettiler. Örneğin 20 Eylül tarihli New York Times'ta çıkan makalede şunlar yazıyordu. Sokak gösterileriyle köşeye sıkışan Belarus yönetimi sabotajcı dediği Ruslara şimdi dost olmak zorunda kaldı. Batı basınına göre ortada efendim Batı basınına göre ortada e, CIA, SBU tarafından tezgahlanan bir oyun yoktu. Sadece kötü adam Lukashenko diğer kötü adam Putin'in elini öpmek zorunda kalmıştı. Büyük bir ihtimalle bu satırları okuyan insanların önemli bir bölümünün aklında da olaylar bu çarpıtılmış haliyle kaldı. Bu kısa hikayeyi Batı'nın medya yoluyla yaptığı sayısız operasyonlara bir örnek olması açısından anlattım. Bize özgür basın diye yutturulan bu kuruluşların süslü misyon bildirimlerinde açıkça belirtilmeyen asli bir görevleri vardır. Emperyalizmin siyasi, ekonomik ve askeri operasyonları için alan açmak, meşruiyet oluşturmak, hatta gerekirse tetikçilik yapmak. Bunun için yalan haberlerden çarpıtmalara, etiketlemeden çifte standarda, imalı haber dilinden tek yanlılığa kadar sayısız yöntemi ustalıkla kullanırlar. Batı'da gazetecilik kariyerinde yükselmenin yolu, da, yolu bu yöntemlerde uzmanlaşmaktır desek pek de abartmış olmayız. Batı'nın tüm dünyaya yayılmış yüzlerce gazetesi, binlerce televizyon kanalı, milyonlarca internet hesabı. Bunların batıda, batıdan yetişme ya da doğudan devşirilme sayısız çalışanı. Doğunun gazetecilerine her yıl dağıtılan burslar, sözde eğitim programları, destek fonları. Aslında emperyalizmin çıkarları için çalışan devasa bir propaganda departmanından söz ediyoruz. Akıl almaz bütçelerle çalışan bu örgüt batı egemenliğinin garantisidir. Çünkü emperyalizm gücünü büyük oranda enformasyon ve bilgi üzerindeki tek elinden almaktadır. Gelelim başlıktaki soruya. İletişim başkanlığı ne işe yarar? İşte bu işe yarar. Emperyalizme karşı bağımsızlık savaşı veren ülkeler en önce onun yalan haberlerine ve propaganda silahına karşı direnmek zorundadır. Batı başkentlerinden yayılan dezenformasyona karşı direnecek güçlü devlet kurumlarımız olmalıdır. Bu açıdan bakınca iletişim başkanlığı bağımsızlık için hayati önemlidir. Bakın demin sözünü ettiğimiz New York Times gazetesini ele alalım. Genel Müdürlüğü New York'ta kendi adını taşıyan 52 katlı bir gökdelendedir. 850 milyon dolara mal olmuştur ve içinde sadece gazeteci kadrosunda 1500 kişi çalışmaktadır. Ve New York Times bu kocaman haliyle Batı'nın dev propaganda silahının sadece küçücük bir parçasıdır. Efendim iletişim başkanlığının binası neden bu kadar büyükmüş? Bu kadar çalışana ne gerek varmış? Şimdi önce nasıl büyük bir düşmana karşı mücadele etmek zorunda olduğunuzu düşünün. Birbiriyle çarpışan taraflar, yani tarafları yan yana koyun ve iletişim başkanlığı binasının büyük mü küçük mü olduğuna ondan sonra karar verin demiş. Geçenlerde de gördük ki arkadaşlar bu Yeni Asya Gazetesi e, İletişim başkanlığının nasıl karalıyordu? Radyo hortlatılıyor mu? Kim karalıyordu? Tescilli, neydi o adamın adı ya? Şey ya, Zaman Gazetesi, ha Fehmi Koru. Sizden mi öğreneceğiz biz? Radyonun ne olduğunu, Radyo'yu biz öğrettik Türkiye'ye. Siz kimsiniz bize grabdo öğreteceksiniz? Sizden mi öğreneceğiz biz medyada dezenformasyona karşı nasıl mücadele edileceğini? Siz dezenformasyon yaptınız biz senelerce sizlerle mücadele ettik. Vay efendim özel e, bilmem ne yeniden mi kuruluyor? E siz de attınız Gaffar yakıncayı bu yazısından dolayı tebrik ediyorum. Ali Murat Kıra da buradan selam gönderiyorum. Kendisi sık sık ulusal kanalda bizim bu yöndeki sorularımıza çok net cevaplar vererek izleyicilerimizi aydınlatıyor. Sağ olsun, var olsun. Şimdi e, ne diyordu e, gafar yakınca? E, Amerika'daki gazeteciler ve e, diğer ülkelerden devşirilmiş e, bir takım tiplerle işler bu dezenformasyon makinesi. Şimdi bakın, e, Murat Belge, e, zat-ı muhterem. E, beyefendi e, kendini solcu olduğunu zanneder ve bu beyefendi Ergenekon Balyoz kumpaslarına aktif destek vermiştir, soykırım yalanını savunmuştur, hayır doğrudur demiştir vesaire vesaire ama birileri hala bu arkadaşı solcu zanneder bilgi adam zanneder falan şimdi bakın diyor ki yetmez ama, ama evet Murat Belge Ermeni arkadaşlarım olduğu için Ermenilere daha yakınım demiş Yetmez ama evetçilerin sembol isimlerinden Murat Belge, T24'teki yazısında Türkiye'nin Karabağ cephe hattına ilişkin aldığı tavrı doğru bulmadığını, Ankara'nın taraf tutmaması gerektiğini yazdı. Belge yazısında Ermeni arkadaşlarım olduğu için Ermenilere daha yakın ifadesini kullandı. İlginç değil mi? Of, of. Belgenin yazısı, yazısının satır başları şöyle. Belge diyor ki, Hocalı kıyımı. Ben orada nasıl bir şey olduğunu dostum Amerikalı gazeteci Thomas Goldstein öğrenmiştim. Yani alanda, e, alanda nasıl beter bir olay olduğunu yoksa zaten diplomasi alanında da olmayacak bir şeydi. Yazının başında iki halkı da sevdiğimi söylemiştim. Öyle ama Ermenilere daha yakın olduğumu söyleyebilirim. Bu yalnızca aramızdaki tarihi sorunlardan ötürü değil. İstanbul'da birçok Ermeni arkadaşımla yaşadım, yaşıyorum. Böyle yakınlıklar Azerilerle söz konusu olmadı. Kaç tane Azeri arkadaşım oldu ki? Tektaş ve Mustafa Kemal Ağaoğlu dışında, onların da Azeri oldukları insanın aklına gelmezdi. Şimdi arkadaşlar peki, mesela Azerilerle Ermeniler arasında, Azeri Türkleriyle Ermeniler arasında benim diyor hiç Azeri arkadaşım olmadı, Ermeni arkadaşlarım oldu, o yüzden Ermenileri tutuyorum. Ya bu nasıl bir analiz şeyidir, yeteneğidir, Müthiş bir şey bu ya. Peki mesele e, yani e, Almanya ile Fransa arasında olunca ne yapacak? E, muhtemelen şöyle diyecek. Benim Fransız arkadaşlarım var, Alman arkadaşım pek yok o yüzden Fransızları tutuyorum. Hmm. E o zaman e, o zaman PKK terörü konusunda ne diyebilirim? Benim PKK'lı arkadaşlarım var, Türk askeri hiç arkadaşım yok. O yüzden ben PKK'yı tutuyorum. Ya arkadaşlar, ya bu adamları siz solcu falan zannediyorsunuz ha? Bu adamları aydın falan zannediyorsunuz? Uluslararası bir soruna ilişkin insan bunlar benim daha arkadaşım, bunlar değil diye karar verebilir mi ya? Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun dört tane kararı var. Birleşmiş Milletler e, Güvenlik e, Örgütünün Minsk grubunun bilmem. Yani Azerbaycan'ın orada işgalci olduğunu kabul et şeyin e, Ermenilerin orada işgalci olduğunu kabul etmeyen uluslararası kurum yok neredeyse. Yok yani yok. Ya ama diyor ki benim Ermeni arkadaşlarım var. Kaç tane Azeri arkadaşım oldu ki? O yüzden ben Ermeni Birileri ciddi ciddi bunu okudu ya, okudu. Bu gazetede yazdı, kitap yazdı. Ah, oh, oh. Ya ne oldu yazıyı niye kaldırdınız? Ne güzel okuyorduk. Daha Murat Bey'le karpuz kesecektik ya. Ha? Ama bu Kara Karabağ sorunu çıkıp Hocalı olayı gerçekleşince bu sempatiye dayanarak Ermeni tarafını haklı bulmadım. Aa, aa! Tamam. Peki, net bir Ermeni çoğunluğunun bulunduğu bir bölgenin başkasının yönetimine verilmesi haksızlıktır. <laughs> Ama haksızlığı onarmanın dünya çapında kabul edilen yöntemleri, kuralları olmalı. Eline silah alıp sınırlı çizemezsin yani çizmemelisin. Ya bu arkadaşın dünyadan da tarihten de hiçbir şeyden daha biri yok. Net bir Ermeni çoğunluğunun bulunduğu bir bölgenin başkasının yönetimine verilmesi haksızlık diyor ya. Sanki net bir Ermeni çoğunluğunun bulunduğu bölge Azerbaycan'ın yönetimine verilmiş. Yanlış, bilmiyor. Orası bin yıldır Türk toprağıdır Karabağ. Bak anlatayım Murat Bey. Daha sonra Stalin döneminde burada Ermeni nüfus daha fazla diye Stalin burada bir şey yaratmış. Almış burası Türk toprağı değildir demiş. Ermeni özerk bölgesine gitsin burası demiş. Yani aslında toprağı verilen Azerbaycan tarafı. Ermenilerin tarafı Ermeni. Ermenilerin tarafından bir toprak verilmemiş ki. Abinin dünyadan, tarihten bilmeye hiçbir şeyden haberi yok. Vallahi yok yani. Dolayısıyla onaylanacak bir şey değil, önce müzakere. <laughs> bu durum karşısında, bu önce müzakereye de bayılıyor ama. Bu durum karşısında Türkiye'nin şu anda aldığı tavrı da doğru bulmuyorum. Türkiye'nin kendini Azerbaycan'a yakın hissetmesinin birçok nedeni olabilir. Hukuken haklı bulmanın dışında. Aha bak hukuken haklı bulmanın dışında birçok ne Ya temel mesele hukuken haklılıktır ya. Ama Türkiye'nin Ermenistan'la kendi geçmişi, kendi sorunu var. Çözmesi gereken çok önemli sorunu var. Karabağ olayında Ermenistan'ın yanlış davranışını 1915'te de olmuş gibi göstermeye çalışarak örtülemeyecek bir sorun bu. Ne diyor bu ya? Ya Harun sen bu cümleden ne anladın? Bir şey anladın mı? Ben bir şey anlamadım. Heh. Hem anlat, han, anlamıyor hem anlatamıyor. Olaya müdahale etme biçimi de yanlış. Çünkü başından beri bir kandaşlık edebiyatı yapılıyor. Ermenistan'ın Karabağ konusunda davranışının yanlışlığı bir akrabalık sorunsalığı içinde alına, ele alınabileceği bir şey değil. Bu yanlışlık uluslararası hukuku zedelediği için kınanması gereken bir şey. Lafı ısrarla kandaşlık bağına getirmek aslında hukuku reddetme ihtimalinde içeriyor. Ya hukuku reddeden Ermeni tarafı ve Atlantik tarafı, Avrupa tarafı, tarafı, Fransa tarafı, Birleşmiş Milletler Genel Kurul kararları var diyorum. NATO kafa, NATO mermer. Kime anlatıyorsun? Kime anlatacaksın? Ya tamam fazla vakit kaybettik. Allah Allah ya. Hakikaten bu mantığı hiç anlamadım ha. Ben şimdi burada güzel güzel program yapıyorum. Sezim geliyor elinde bir sopa küt diye indiriyor kafama. Ben kanlar manlar hastaneye gidiyoruz. Neyse kafayı sardırıyoruz geliyoruz. E ondan sonra mesela genel müdür Adnan diyor ki Vallahi ben e, Sezim'le bir e, arkadaşlığımız var, dostluğumuz var. E, o yüzden ben Sezim'in haklı olduğunu düşündüm. Lan git kafayı yardı. Nasıl anlatacaksın şimdi Ya Yahu gelmiş, işgal etmiş. Azerbaycanın yüzde yirmisini. Bütün uluslararası kuruluşlar bunun bir işgal olduğunu kabul etmiş ve çekilmesi gerektiğini söylemiş Ermenistan. Ermenistan buna rağmen saldırmış. Bir değil iki değil. Azerbaycan'da burasına gelmiş yeter olan demiş tamam ben. Aldım. Abi diyor ki benim Armeni arkadaşlarım var, Azeri arkadaşım yok ki o yüzden Azeriler haklıdır. Ya Allah'ından bul ya. Ya Allah'ından bul. Bunlar nasıl böyle oluyorlar biliyor musunuz? Nasıl bu hale geliyorlar? Zulmün küçük hisseli uzak ortağı olmak ancak bununla mümkün. Bir yerde çalışıyorsa daha iyi bir ma maaş için. Bir ticaret yapıyorsa daha geniş bir ticaret ha hacmi için. Efendim birazcık ünlüyse daha ünlü olmak için. Az tıklanıyorsa çok tıklansın diye. Bunlar gönüllü ajanlık bunlar ya. Ermenistan'da da böyle. Ya bu murat belge değil miydi? Türkiye perinçsizlerle kerinçeklere mi kalacak diye. Ondan sonra patladı operasyon ve bu o taraf gazetesinin başındaki adam değil miydi ya Ahmet şeyle birlikte, Ahmet Altan'la birlikte? Ne bekleyeceğiz ki bunlardan? Ne bekleyeceğiz? Adam kalkmış şey diyor ya, ee, biz Azerilerle nereden kardeş oluyor olmuşuz? Babana sor, anana sor, bana sor, bütün Türkiye'ye sor. Kardeşim nereden kardeş oluyor oluyormuşuz? sorgulanmaz ki kardeşiz işte. Yani benim dört kardeşiz biz. Şimdi benim ufak birader bana şey diyecekmiş. Abi seninle nereden kardeş oluyormuşuz biz? Ya bu sorulur mu ya? Öyle bir soru sorulabilir mi? Bunlar artık mankurtluk. Mankurtluk başka bir şey değil. İşte insan Soros uçağı olmayı versin. Aydınlık birinci sayfasından vermiş. 14'te devam etmiş. Bir bakalım isterseniz nasıl Soros uçağı olmuyormuş. Paşinyan'ın Amerikan sicili Soros uçağı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in Soros'un uçağı diye adlandırdığı Ermenistan Başbakanı Paşinyan, 2018'de ABD istihbaratının örgütlediği sokak eylemleriyle iktidara geldi. Paşinyan'ın ilk işi ABD ile toplantılar yaparak stratejik ilişkileri geliştirmek oldu. Paşinyan Rusya'ya karşı NATO, AGİT ve Avrupa Birliği gibi kurumlarla bağlantılarının geliştirilmesini savunuyor. Paşinyan ülkesinin Avrasya Ekonomik Birliği'ne katılmasını reddetmişti. Ermenistan, İsrail'den sonra ABD'den en çok askeri yardımı alan ülke. Azerbaycan'a yönelik saldırgan politikaların arkasında ABD olduğunun açık kanıtı Başbakan Nikol Paşinyan'ın geçmişi ve ilişkileri. Eski bir gazeteci olan Paşinyan, Mayıs 2018'de ABD'nin Avrupa'daki en kalabalık büyükelçiliğini desteklediği sokak gösterilerinin ardından iş başına geldi. Aydınlık Paşinyan'ın darbe sırasında ABD'nin Ermenistan'daki casusluk ağını isim isim yayınlamıştı. Ermenistan'da Mayıs 2018'den beri iş başında olan Nikol Paşinyan Azerbaycan'a yönelik sıcak çatışmaları içeren saldırgan politikaları aslında iki yıldır sürdürüyor. Temmuz 2020'de Tovuz'da sıcak çatışmaların başlamasının perde arkasında ABD'nin Türkiye, Rusya, İran eksenine karşı Libya, Suriye ve Doğu Akdeniz'deki hamlelerinin parçası olarak gündeme geldi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Paşinyan'ın arkasındaki Soros desteğine işaret etti. Rus devlet kanalı Rossiya 24'de konuşan Aliyev, bugün Ermenistan'da Soros rejimi var, Belarus'ta başarısız olan darbe 2 yıl önce İrvan'da başarılı oldu. Bugün Paşinyan şahsındaki Ermenistan yöneticisi Soros'un uşağı dedi. Başbakan Nikol Paşinyan 7 yıldır aktif siyaset sahnesinde 2013 sonunda Sivil Sözleşme adlı oluşumun kurucularından biri olan Paşinyan bu tarihe kadar gazeteci kimliğiyle tanınıyordu. 2015'te elektrik zamlarına karşı başlayan kitle gösterilerinde lider olarak ön plana çıktı. Bu gösterilerin arkasında Soros'un açık toplum demokrasi organizasyonu olduğu biliniyor. 2015'te referandumla kabul edilen anayasa değişikliğiyle devlet başkanının önemli yetkileri başbakana devredildi. Paşinyan bir grup silahlı milisin Erivan'da 17 Temmuz 2016'da bir polis karakolunu basma eyleminde eylemcileri sakinleştiren muhalefet lideri pozuyla yeniden sahneye çıktı. 2018'deki parlamento seçimlerinde önceki dönemin 2008-2018 arasında Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan Ser Sarkisyan Başbakanlığa seçildi. Soros fonlarıyla palazlandırılan grupların Serci Reddet adıyla başlattığı hareketin lider figürü olarak Paşinyan öne çıkmıştı. 4 Nisan'da başlayan sokak gösterileri 17 Nisan'dan sonra hızlandı. Paşinyan göstericileri tüm hükümet birimlerinin çalışmalarını felce uğratmaya çağırdı. 23 Nisan'da Erivan'da göstericilere polis müdahale etti. Sarkisyan günlerdir süren protestoların ardından istifa ettiğini duyurdu. 1 Mayıs'ta Sarkisyan'ın istifasının ardından parlamentoda yapılan ilk seçimde başbakanlık seçimine tek aday olarak giren Paşinyan gerekli oyu alamadı. Tek aday olarak giriyor ama gerekli oyu alamıyor. <laughs> ne beceriksiz adammışsın sen yahu. Başbakan olması için gerekli olan 53 oyu alamayınca parlamentodan ayrılıp Erivan'daki Cumhuriyet Meydanı'na giden Paşinyan 2 Mayıs'ta eylem çağrısı yaptı. Paşinyan'ın çağrısıyla çok da demokratmış ha. Siz beni seçmez misiniz? Seçmezsiniz. Ben de sokakları karıştırırım diyor. Ee, sokaklara inen göstericileri yolları kapattı, toplu taşmayı felç etti, okullar kapandı. 3 Mayıs'ta tüm partiler Paşinyan'a destek sözü verdi. Tamam lan, tamam demişler gel hadi gel gel seçeceğiz hadi gel. Gel. Paşinyan anti Putin ve daha anti Rus olarak tanımlanıyor. Rusya'nın Ermenistan ve Azerbaycan arasında Kafkaslarda bir denge oluşturmaya yönelik politikasının karşısında Ermenistan'ın Rusya'dan bağımsızlaşması kılıfı altında NATO, AB ve Avrupa Birliği gibi kurumlara bağlantılarının geliştirilmesi savunuluyor. İşte efendim ABD'nin özel ilgisi varmış Paşinyan'a işte bilmem ne. Ya Soros uşağı işte ya özeti bu. Arkadaşlar kardeşim sorun suşa. Başka ne diyeceksin? Baksana seçilemiyor sokakları karıştırırım diyor. Gel hadi gel de. seçildin diyorlar. Gidiyor Amerika'ya yap şu falan. Bu tür adamlar işte bunlar. Valla ne yapalım? Bir reklamlara gidelim sonra devam edelim mi? Peki hadi bakalım reklamlardan sonra devam edeceğiz. Evet televizyon gazetesi devam ediyor arkadaşlar. Ee, Azerbaycan, Ermenistan arasındaki çatışmalarda e, tabi İran'da önemli bir faktör. Ee, İran'da bölgenin güçlü devletlerinden ve İran'da bir bakış açısı var olaylara. Ee, bu bakış açısını e, birkaç gün önce çatışmaların ikinci ya da üçüncü gününde e, öğrenmiş olduk. Ne oldu? Ee, Cumhurbaşkanının Azerbaycan temsilcisi. Ee, e, Azerbaycan şehitlerine e, e, gönderme yaparak e, o şehitlerle ilgili çok güzel şeyler söylemişti. E, kurtarılan topraklar için de tebrik etmişti Azerbaycan'ın. Ama bütün bunlara rağmen işte e, Yeni Şafak'ta bugün gördük mesela. E, o Yeni Şafak'ın haberini verir misiniz arkadaşlar ekrana? Ne diyordu? İran silah taşıyor diyordu. E, vesaire vesaire. Şimdi İran'ın e, olaya bakış açısını, bu tür haberlerin doğruluk derecesini e, İran, e, Tahran temsilcimiz Yakup Aslana bir soralım dedim. E, Yakup merhabalar. Merhaba iyi yayınlar alabilir. Şimdi e, Yakup şöyle bir şey çıktı bu Azerbaycan-Ermenistan e, çatışmaları sırasında e, bir taraf var e, bu sorun işte Astana üçlüsünün ağırlığını koymasıyla çözülür ki bu olumlu bir şey gibi geliyor bana mesela bunu söyleyenler arasında İsmail Akıpek'in de vardı geçen gün gazetede yer aldı bana da makul geliyor Doğu Perinçek bölge ülkelerinin ağırlıklarını koyması mesela Rusya Türkiye İran gibi ülkelerin ağırlıklarını koymasıyla çözülür diyor bir taraftan da şu tür haberlerle karşılaşıyoruz İran silah taşıyor Erivan'ın yardımına koştu. İran Karabağ'da zor durumda kalan Ermenistan'ın yardımına koştu. Rus yapımı, Rusya yapımı silah ve askeri araçları taşıyan onlarca tır İran üzerinden Ermenistan'a gitti. Tırları durdurmak için eylem yapan Azerbaycan Türkleri yollara çivil düzenekler attı. Lastikleri kesti. Güney Azerbaycan Milli Uyanış Hareketi Başkan Yardımcısı Elyar Türker polisin gösteri yapanları sopalarla döverek 25 kişiyi gözaltına aldığını duyurdu tarzında haberlerde. Şimdi ben yalnız daha önce, dünyada önceki gün şöyle bir şey geldi kulağıma. İran Ermenistan'a ait sivil araçları bile Ermenistan sınırına sokmuyor. İran'da bir noktada bekletiyor. Çatışmaların gidişatına bakıyor diye. Üstelik de İran Cumhurbaşkanı temsilcisinin çok olumlu sözleri var Azerbaycan'la ilgili. Tebrik ediyor kurtarılan topraklar için. Şimdi bu haber neyin nesi anlamadım ki. E, nedir mesela bu haber nedir? Bu haberde adı geçen Güney Azerbaycan Milli Uyanış Hareketi nedir? Elyar Türker kimdir? E, ya e, bir yardım et Allah'ını seversen bir şeyler söyle kafamız karışacak yoksa. Şimdi bunlar nereden çıktı inanın bilmiyorum. İnanın bilmiyorum o kadar iddia var ki. Ben şu an Tebriz'deyim biler. Ee, dün akşam Tebriz'de eylemler olduğuna dair bilgiler vardı. Dün akşam burada herhangi bir eylem yoktu. Ee, son 10 gündür e, bu Ermenistan, Culp'dan başlayan, Culp-Nahçıvan sınırıdır İran'ın. Culp'dan e, Hazara kadar e, bütün bölgeyi geziyorum. E, herhangi bir yolda araçların önünü keseni görmedim. Çivili düzenek atanı görmedim. Araçları yakanı görmedim. Böyle bir şey yaşanmıyor aslında. Bunu net bir şekilde ifade edelim. Tabi e, ismi geçen şahısın iddiaları bunlar. Bunları nasıl belgelendiriliyor? Bu belgelere e, Yeni Şafak gibi bir gazeteyi nasıl inandırıyor? Yeni Şafak hangi e, gerekçeyle ya da hangi güvenle buna e, bu itimat ediyor? Ve Türk e, Türkiye kamuoyunda böyle bir e, fitne to, tohumu ekiyor. E, i̇nanın şaşkınlık içerisindeyim. Ee, Güney Azerbaycan Hareketi e, Başkanı e, Amerika'da yaşayan bir e, kişi. İran'dan e, ayrılmayı planlayan, İran'ın bölünmesini yaşıyor. savunan. Allah evet Allah. Amerika'da yaşıyor. Çöhregan'da Amerika'da yaşıyor. Ya, Rabia'da Amerika'da, da Amerika'da yaşıyor. Da. Şeydeki Uygurların e, temsilcisiyim diye dolaşan Rabia Hanım da Amerika'da yaşıyor. Değil mi? Evet. Ee, adı geçen kişi de e, bu haberlerin kaynağı olan kişi de Türkiye'de bir siyasi parti ile ilişkili bir kurumda görev alıyor. Türk vatandaşı oldu mu yoksa hala İran vatandaşı mı bunu bilmiyoruz. Ama Türkiye'de bir siyasi parti içerisinde bir e, gençlik örgütlenmesinin de e, yönetiminde olduğunu söyleyebiliriz. Ee, tabi bu bilgileri Türkiye'den veriyor. Ben bir Türk'üm. Özellikle de şunu ifade etmek istiyorum. Ben Azerbaycan kökenli bir ailenin çocuğuyum, Azerbaycan kökenli bir Türküm ee, ve e, buradaki hassasiyetlerim e, daha fazla. Türkiye penceresinden bakıyorum, Azerbaycan'ı e, penceresinden bakabiliyorum. Ayaklarım Türkiye'ye basarak Türkiye'nin faydasına, Türkiye penceresinden yorumlamaya çalışıyorum gördüklerimi. E, Öncelikle bu Kamyonları bir açalım. Kamyonların anlaşması 4 ay önce yapılmış haline gelir. 4 ay önce Rusya, Ermenistan'a şu bilinmiyor. Yardım olarak mı satış mı gerçekleştirilmiş bu bilinmiyor. Rus kaynaklarına ulaşmak gerekiyor bunun için. 4 ay önce bunun taşınması için izin başvurusunda bulunuyor. Hazar Denizi'nde Bender Enzeli Limanı var İran'ın. Buradan Ermenistan'a, İran'a geliyor kamyonlar. Toplam 97 kamyon Kamaz marka kamyonlar. Bunlar çoğunlukla askeri e, personel, e, füze işte, benzeri e, top gibi e, savaş malzemelerini taşıyan kamyonlar. Kamyonlar içerisinde herhangi bir silah yok, mühimmat yok. Bunlardan 16 tanesi e, çatışmalardan hemen önce Ermenistan'a geçiş yapıyor. E, tırlarla, İranlı bir e, ulaşım firmasıyla anlaşıyor e, alıcı firma. E, Bender Enzel Limanı'ndan alıp Ermenistan sınırına e, gümrüğüne götürüyor. 16 tanesi burada indiriliyor araçlardan ve Ermenistan'a geçiyor. Ardından çatışmaların başlamasıyla birlikte 20 tane çatışmaların başlamasıyla birlikte limandan gelip e, Ermenistan gümrüğüne gelen 20 kamyona geçişine izin verilmiyor. Herhangi bir şekilde izin Çatışmalar bitene kadar herhangi bir şekilde geçiş yapılmayacak diye İran yönetiminin kararı iletiliyor. Ee, kalan yani 16 geçti, 20 tanesi gümrükte diğer kalanlar da limanda bekletiliyor, limandaki depoda bekletiliyor. Tüm hikaye bundan ibaret. Yani buradan müthiş bir propaganda var. Silah gidiyor diye. Yani giden bir silah yok. Biz burada askeri kaynaklarla da görüşüyoruz. Ee, ya şunu ifade ediyor. Özellikle devrim muhafızlarından üst düzey yöneticiler şunu ifade ediyorlar. Ya biz Karabağ Savaşı'nda şehitler verdik. Biz nasıl silah yardımı yapabiliriz? Oradakiler bizim, ya şunu söyleyeyim hem e, biz Azeri'yiz. Tebriz bölgesindeki e, güvenlik güçleri, yetkilileri söylüyor. Biz hem Azeri'yiz hem Müslümanız. Onlar da hem Azeri hem Müslüman. Onlara karşı silah gönderilmesine nasıl vicdanımız razı olur? Üstelik Karabağ meselesine ilişkin İran'da siyah, yani İran dini lideri olan bir bozulma var seste ee, arkadaşlar arkadaşlar bir e, sese hakim olun e, Bir bozulma var isterseniz tekrar uyalım da e, soracağım sorular var ama e, bakın işte e, bitti. Yani Yeni Şafak'ın birinci sayfasından kocaman verdiği haber Yakup Aslan'ın üç cümlesiyle bitti. E ne olacak şimdi? Bakın öbür yalan. Milli Savunma Bakanlığı Ermenistan'ın Karabağ'daki savaşta Türk uçakları ve SİHA'ların kullanıldığı iddiasını yalanladı. Bunlar Ermenistan'ın karşısında Türkiye'nin olduğu algısı yarat algısı yaratarak arkasındaki desteği arttırma maksatlı kara propagandasından başka bir şey değildir diyorlar. Yani yalanın kuyruklusu kol geziyor. Ee, tekrar bağlanabilirsek Yakup Aslan'a şeyi de soracağım aslında. Ee, ya İran büyük devlettir. Böyle şeyler de dolaşıyor ortada. İran büyük devlettir. Ee, Azerbaycan'ın güçlenmesini istemez. E işte Azerbaycan Karabağ'a da geri alırsa daha da güçlenir falan. Ha evet. Düzeldi mi Yakup sesi? Yakup ben için? sizi duyamıyorum. Beni duyamıyor musun? Şu anda duyulmuyor mu? Şu an yayının sesini alamıyorum ben. E, arkadaşlar e, benim sesim gitmiyor Yakup'a. Bir daha bir bakalım. Bir daha bir bakalım. Şimdi geliyor mu ses? E, stüdyoya gel Yakup. <laughs> İran'dan nasıl gelecek? O da ayrı. Ee, peki bakın arkadaşlar tam e, düzelsin ama e, dedim ya işte öyle bir e, yalan furyası var ki hazır mı şimdi geliyor mu sesim? Evet, geliyor sesin sertler. E, bu kamyon meselesini böyle çözdük, değil mi? E, kamyon meselesi bitti. E, şöyle iddialar var Yakup. E, İran büyük devlettir. Azerbaycan Karabağ'ı geri alırsa daha da güçlenecektir. Dolayısıyla İran Azerbaycan gibi burnunun dibinde büyük bir güçlü bir Azerbaycan istemez. Çünkü İran nüfusunun önemli bir bölümü Azeri Türklerinden, Azeri Türklerden oluşur, Türkmenlerden oluşur. zaten böyle bir kışkırtma da var. İşte bu Güney Azerbaycan Milli uyanış hareketi diye bir kışkırtma da var. Bu yüzden ee, Ermenistan'a yardımcı olmuş olabilir diye yorumlar da var. Hadi buyur bakalım. Bir de buradan ye. Çok uçuk yorumlar Halil Nebiler. Şimdi İran'ı bilmeyenler için e, çok dikkat çekici ve altı doldurulabilir olarak e, iddialar olabilir ama yani İran'da İran'ın siyasi ve dini otoritesi Ayetullah Hamaney Azeri Türk'ü. İran Savunma Bakanı Azeri Türkçü. İran Genel Kurmay İran Başkanı. başkanı Azeri tarafını tutuyorum dememiz mi gerekiyor? Burada işgal edilmiş topraklardan bahsediyoruz. Kocalık katliam, Kocalık katliamını aklımıza getirelim. Ee, burada Anadolu'da gerçekleşen Ermeni mezalimini aklımıza getirelim. Yani Anadolu'da çok değil, bundan 100 yıl önce gidin Erzurum'a, gidin Kars'a, gidin Iğdır'a, toplu mezarlar göreceksiniz. Toplu mezarların hepsi Türk Müslüman e, ahalinin mezarlarıdır. Çoluk çocuk, öldürülmüş insanlar görüyoruz. Kuyulara atılmış, yakılmış, ee, ahırlarda yakılmış, canlı canlı, diri diri yakılmış insanlar var. Bunlar Murat Belge'nin vatandaşı olduğu ülkenin vatandaşları. E, tabii burada biz de Ermenilere aynısını yapalım demiyoruz. Ama böyle bir katliam gerçekleştirildi. E, çok yakın tarihimizde, bizim topraklarımızda. Yine aynısı Hocalık katliamında gerçekleşti. E, yani bunu nasıl söyleyebilirim bilmiyorum ama hamile kadınların karınları değiştirerek çocukları karınlarından çıkarıldı. Ve bunlar videolarla, video, birileri anlattık, kulaktan duyma şeyler değil, videolu kayıtlarıyla sabit. Ee, yani dünya insanlığın gözü önünde gerçekleşti bu yaşanan vahşet. Bu vahşete razı rağmen, bu işgale rağmen sadece arkadaş olduğu için Ermenilerden tarafsızsa onu da vicdanıyla baş başa bırakalım. Ama arkadaş olursak e, gerçekleri ona aktarabilirim. Bir arkadaşlık göndereceğim Halil abi. Benim çok eskiden arkadaşlığım var bu, bu tiplerle. Ee, e, bir arkadaş olsam da ol, olmasan da hiçbir şey değişmiyor. Zahmet etme. Ee, sen benimle idare et. Başsın abi. <laughs> Peki. Ee, Yakup çok teşekkür Ha, ya bir, bir de şöyle bir şey var diyeceğim bir şey varsa onu da alayım yani kapatmadan. Ya şunu e, buradan İzleyicilerimize aktarma fırsatımız olsun. Yani e, Kara e, Azerbaycan vatan toprağıdır ama vatan toprağını İran'a düşmanlık ederek, Rusya'ya düşmanlık ederek kurtaramayız. E, bilimsel temelli düşünmemiz gerekiyor, duygusallığı bir tarafa bırakmamız gerekiyor, duygusal milliyetçiliği de bir tarafa bırakmamız gerekiyor. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü, Türkiye'nin toprak bütünlüğüdür. O işgal edilmiş topraklar aynı zamanda Türkiye'ye Türkiye ait. Ya yani Türkiye'nin işgal edilmiş toprakları gözüyle bakmamız lazım. Burada İran'da, Rusya'da eğer yanlış adım atın atılırsa karşımıza alarak değil, yanımıza alarak çözebiliriz. Ee, ve İran'ı, Rusya'yı karşımıza alarak bu sorunları çözemeyiz. Şunu ifade edeyim sadece. Bizim Ermenistan eğer aramıza girmemiş olsaydı bir kara sınırımız vardı Türk dünyasıyla. Ermenistan aramıza girdi. Çıvan ve Azerbaycan arasını kapattı. Biz şu anda... Türk dünyasıyla nereden bağlantı kuruyoruz biliyor musunuz? Ee, İran'ın Azerbaycan Cumhuriyeti ve Nahçıvan Özel Cumhuriyeti'ne tahsis ettiği bir yol var İran sınırları içerisinden geçen. Biz İran sınırlarından geçen o kara bağlantı yoluyla Türk, -Türk dünyasına bağlanıyoruz. Bu kadarını söyleyeyim. Yani biz İran sınırlarından İran İslam Cumhuriyeti'nin Azerbaycan Cumhuriyeti ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne tahsis ettiği özel yol sayesinde eee Türk dünyasıyla bağlantı kurabiliyoruz. Yani her her şey duygusallıkla çözülmüyor. Bilimsel düşünmek gerekiyor. İran'ı karşımıza aldığımız zaman ne Azerbaycan kazanır e, ne Türkiye kazanır. Hem aynı zamanda Rusya'yı da karşımıza aldığımız zaman Azerbaycan da kazanmaz, Türkiye de kazanmaz. Bununla bitirelim. Peki. Çok teşekkürler. Kolay gelsin. Aman dikkat et. Belki birileri arabanla gezerken, belki birileri çivili şeyler falan atmıştır. E, rastlamıyorsun. Dikkat et. Sağ olasın, var olasın Yakup. Evet arkadaşlar, e, dedik ya yalanın bini bir para. Öyle e, herkes konuşup duruyor. Şimdi e, ben rejiye hemen bir sorayım. Arkadaşlar Çamlıca Tepesi'nde o antenler yıkılıyor. E, büyük bir anten kulesi dikildi ya, bir tek o ok kalacak. Diğerleri yıkılıyor. E, onunla ilgili bir arkadaşımız vardı orada galiba. E, hazır mı? Peki. Hazır olunca bir söyleyeyim bana, bir bağlanalım oraya. İlginç manzaralar var çünkü orada. Ne diyorduk? Ee, İletişim Başkanlığı, İran Silah. bu bölümü bitirdik galiba. Peki, e, diğer haberlerimize bakacağız o zaman. E, diğer haberlerimizde neler var? Ha, Avrupa Birliği toplanacak. E, bu şeyle ilgili Doğu Akdeniz'le ilgili bir karar istiyordu oradan Yunanlılar. Hemen ona bir bakalım. Cumhurbaşkanı dün bir mektup gönderdi Avrupa Birliği'ne. Bakalım neler demiş. Avrupa Birliği'ne Akdeniz mektubu diyor. Efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin liderleri ve Avrupa Birliği kurumlarının başkanlarına Doğu Akdeniz mektubu gönderdi. Doğu Akdeniz'deki gelişmeler nedeniyle Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin yeni bir sınamayla karşı karşıya olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Politikamızın iki ana hedefi var. Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanlarının hakça ve adil biçimde sınırlandırılması ve kıta sahanlığımızdaki egemen hak ve yetkilerimizin korunmasıdır." İkinci hedefimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hidrokarbon kaynakları üzerindeki eşit hak ve çıkarlarının garanti altına alınmasıdır demiş Cumhurbaşkanı. Ha bugün ayrıca meclis tartışılıyor onu da söylemiş olalım. Peki e, Avrupa Birliği'ndeki durum ne? Onu da hemen aydınlığın 8. sayfasına bakarak anlamaya çalışalım. Türkiye yaptırım en zayıf ihtimal imiş aydınlığın haberine göre bekliyorum aydınlığın haberini. Öyle bir haber mi yokmuş? Peki tamam. Peki tamam tamam. Hani yoktu daha Bu ne? Ha? <laughs> e, Avrupa Birliği liderleri Doğu Akdeniz krizini görüşecek. Türkiye'ye yaptırım en zayıf ihtimal. Efendim durum şu. Avrupa Birliği liderler zirvesi bugün toplanıyor. İki gün sürecek zirvenin en önemli gündem maddesi Doğu Akdeniz'deki gerginlik ve Türkiye ile ilişkiler. Tesadüfe bak bugün toplanıyor ya, bugün de e, e, Türkiye Büyük Millet Meclisi açılıyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da orada bir konuşma yapacak. Hadi bakalım. 24-25 Eylül'de yapılması planlanan zirve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'in koronavirüs karantinasına girmesi nedeniyle 1-2 Ekim'e ertelenmişti. Liderler, niye yok muymuş bu adamın bir vekili mekili demek ki yok. Liderler zirvesine hazırlık için Eylül ayının ortasında bir araya gelen Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısından sonra yapılan resmi açıklamalar zirvede Doğu Akdeniz'deki adımları nedeniyle Türkiye'ye yaptırım için anlayış birliği oluşmadığını gösteriyor. Üstelik bakanların toplantısından sonra Türkiye'nin Yunanistan'la masaya oturmak için sarf ettiği çaba ve Meis'in güneyinde sondaj yapan Oruç Reis gemisini limana çekmesi yaptırım ihtimalini daha da azalttı. Bir yandan Türkiye ve Yunanistan'ın sahada oluşabilecek herhangi bir kazayı engellemek için, kaza tırnak içinde, orada kaza maza olmaz çünkü, bodoslama gireriz adama, için NATO karargahındaki teknik toplantılar yapması, diğer yandan istikşafi görüşmelerle yeniden başlama kararı alması da yaptırım destekçilerinin elini iyice zayıflattı. Üstelik yaptırımlar için bastıran Yunanistan, Almanya ve NATO'nun bastırmasıyla gönülsüz de olsa Türkiye ile masaya oturmak zorunda kaldı. Bu gelişmelerden sonra Reuters'a konuşan üst düzey bir ABD Avrupa Birliği diplomatı, diyalog yaptırım tehdidine ihtiyacı azalttı. Bu yüzden şu an 27 ülke arasında böyle bir adım için konsensüs yok dedi. Bir başka AB diplomatı ise Brüksel'de 24-25 Eylül'de yapılması planlanan ve Türkiye'ye odaklanılması beklenen Avrupa Birliği liderler zirvesinin ertelenmesinin de daha fazla zaman kazanılmasını sağlamak açısından önemli olduğunu söyledi. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel de Doğu Akdeniz konusunda Birleşmiş Milletler'le birlikte çok taraflı bir konferans önerisi yaptığını açıkladı. Birçok aktör şimdiden olumlu cevap verdi, e, ya bu çok tarafsız Doğu Akdeniz Konferansı'nı Cumhurbaşkanı önermişti. Adam kendi teklifi gibi söylüyor. E, diyor ki, birçok aktör şimdiden olumlu cevap verdi, bunlar e, modaliteleri, e, gündemi, takvimi görüşmeye hazır. Ele alınması gereken başlıkların bazılarının deniz yetki alanlarının sınırlandırılması, güvenlik, enerji konuları ve göç olduğuna inanıyorum demiş. Şimdi peki gerçekten e, herhangi bir yaptırım olur mu e, Türkiye'ye? Valla şu habere bakarsak, e, biraz yukarıya çıkalım. Biraz yukarıya, evet. Yok bu habere bakmazsak, bu habere bakarsak. Hayır şey haberini alabilir miyiz? E, Merkel'den Türkiye ile işbirliği vurgusu. Yine aynı sayfada, 8. sayfada. Arkadaşlar bir tarafından yaptırım uygulayalım diyorlar, şunu yapalım, asalım, keselim. Bir taraftan Merkel ne diyor? Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye ile ilişkilerin çok boyutlu olduğunu belirterek, Türkiye ile ilişkilerimizi yeniden dengelemek zorundayız. Çünkü birçok önemli konu hala bu ülkeyle işbirliğine bağlı dedi. Aferin bak, kadın akıllı, helal olsun. Merkel, federal meclisteki bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada yarınki Avrupa Birliği toplantısında Türkiye ile ilişkilerin ele alınacağını dikkat çekerek Türkiye ile ilişkilerimiz çok boyutlu. Bir taraftan insan hakları ile ilgili gelişmelerden yakınıyoruz. Diğer taraftan ise Türkiye ile Yunanistan ve Kıbrıs arasındaki e, Güney Kıbrıs'ın yönetimine Kıbrıs diyor. Burada olmadı şimdi bozuştuk Merkel'le Arasındaki gerilimin ne kadar ciddi olduğunu görüyoruz. Askeri bir eylem ile barış arasındaki çizginin ne kadar ince olduğunu da görüyoruz diye konuştu. Türkiye'nin NATO üyesi olduğunu vurgulayan. Ve Türkiye'yi mültecilere kapılarını açarak onlara en güzel şekilde ağırlamasından dolayı öven Merkel, tabii bizim dünya kadar para da gitti o arada yani, kaç milyar dolar. Ee, Merkel demiş ki, Türkiye mültecileri ağırlamada inanılmaz ve dikkate değer işler yapıyor. Türkiye 4 milyon mülteciyle belki de dünyada en çok mülteciyi barındıran ülke, belki belki değil, tam da öyle. Bu nedenle anlaşmazlıkların çözümüne nasıl katkıda bulunabileceğini bulunabileceğimize ve mülteci konusunda işbirliğimizi nasıl güçlendirebileceğimize bakmalıyız. Türkiye ile ilişkilerimiz yeniden dengelemek zorundayız çünkü birçok önemli konu hala bu ülkeyle işbirliğine bağlı ifadelerini kullandı. İşte devlet kadını konuşunca böyle konuşuyor. Öyle yaptırım uygulayalım, asalım, keselim. Yani kime yaptırım uyguluyorsunuz siz ya? Da asıl şaşırdığım bu da değil. Asıl şaşırdığım Yunanistan'ın yaptığı bir operasyon ama ona biraz sonra geleceğim. Efem arkadaşımız Şevval Yıldırım, Yıldırım şu anda Çamlıca'daki Radyo Kulesi'nin önünde. Oradaki son durumu bize anlatacak, aktaracak. Ekranda göreceğiniz drone görüntülerini ise teknik yönetmenimiz İnan Yalçınkaya bize canlı olarak aktarıyor. Çamlıca Televizyon ve Radyo Kulesi yayın hayatına baş başladı. Böylelikle İstanbul'un silüetini bozan antenlere geldi. Demir yığınları vinçlerle buradan taşınıyor. Siz de şu anda drone ile çekilen görüntüleri görüyorsunuz. Burada yoğun bir çalışma olduğunu söyleyebiliriz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı artık bu metal ormanı buradan temizleyeceğiz dedi ve harekete geçti. Şu ana kadar 103 radyo vericileri küçük Çamlıca'ya geçti. Kanalların geçti. Yok. Sara İsmailoğlu Çamlıca Kulesi'nin Avrupa'nın en yüksek kulesi olduğunu belirtti ve bir ilki de gerçekleştirdiğini söyledi. Küçük Çamlıca Kulesi'ndeki Küçük Çamlıca Kulesi tek noktada de gerçekleştirdiğini söyledi. Küçük Çamlıca Kulesi'ndeki Küçük Çamlıca Kulesi tek noktadan 100 radyo yayını yapabiliyor ve ayrıca turizm açısından da bir gelişme oldu. Çünkü yaklaşık 400 metre yüksekliğindeki yeni kulede e, restoran ve seyir terasları olacak. Turistleri de bu yönden çekici, Turistler de bu yönden çekici geleceği. Belediyesi ve İBB ile emniyet işler arasında bir sorun oluştuğunu biliyoruz Ama bugün ise burası sakin. Çalışmalar devam ediyor. Yoğun güvenlik önlemleri alınmış durumda. Ee, bir hafta içerisinde bu taşınma işlemlerinin tamamen bitmesi bekleniyor. Ve küçük damlacıyla birlikte bu kötü anten yıllarının görüntüsü İstanbul'dan tamamen kalkacak. Şimdilik burada makyajlarımız bu kadar. Sözü tekrar sana bırakıyoruz. Evet, Şevval Yıldırım'a teşekkürler. Yalçın Kaya'da da teşekkürler. Arkadaşlar ne demiştim? Ben asıl Yunanistan'ın yaptığı bir operasyona şaşırdım. Ee, operasyon ne? Ee, dur, dur. Oraya geçmeden önce başka bir haber var. Ee, Karar Gazetesi'nin birinci sayfasında e, Ahmet Davutoğlu diyor ki, 6 yıl sonra devreye giren dosya terörle mücadeleyi istismardır diyor. Bu geçen cuma günü yapılan operasyon var ya HDP üst düzeyine yönelik 6 yıl sonra diyor Kobani gözaltılarına tepki 6 yıl sonra devreye giren dosya terörle mücadeleyi istismardır. Davutoğlu iki nokta üst üste parantez içinde HDP'lilerin gözaltına alınması parantezi kapat. Geçen sene Osman Öcalan'ı devlet tevhisine çıkaran kimlerse gerçek terör işbirlikçileri onlar. <laughs> Eğer HDP ile ilgili bu soruşturmalar terörle mücadele ise diğer konularda da terörle mücadeleyi samimi bir şekilde verin. Hazine Bakanı'nın cahilce ekonomi yönetimi altında halk inlerken, sen onların dikkatini dağıtmak için 6 yıl bekleyen dosyaları devreye sokarsan biz buna terörle mücadele demeyiz. Terörle mücadeleyi istismar deriz demiş. Bu çok klasik bir tavır arkadaşlar. Madem öyle dosyaları neden 6 yıl beklettin? 6 yıl sonra mı hakkına geldi? Kardeşlerim daha önce daha önce de anlattım. Terör suçlarında zaman aşımı diye bir şey var. 15 yıl. 13 yıl 8 ay. Kaç yıl olmuş? 6 yıl. Yeni bir bilgi belge bulunduysa bu operasyon yapılır. 6 yıl sonra nereden aklınıza geldi? Bak şimdi. Bu işler böyle yapılır. Sadece bizde değil, bütün dünyada böyledir. Nerede böyledir? Yunanistan'da böyledir mesela. Yunanistan Yunanistan o haberi verelim arkadaşlar. Atina'dan sürpriz operasyon 5 FETÖ'cüye gözaltı. Yunanistan, Brüksel'deki Avrupa Birliği zirvesinin ardından başlaması beklenen istikşafi görüşmeler öncesi sürpriz bir operasyona imza attı. Yunan polisi 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kendilerine sığınan FETÖ sanığı 5 kişiyi gözaltına aldı. Yunan Tovima gazetesinin haberine göre Yunan polisinin Geçtiğimiz günlerde Atina şehir merkezindeki Kipseli semtinde şüphe üzerine durduğu 5 kişinin FETÖ üyesi olduğu belirlendi. En az 3 aydır Atina'da yaşadıkları belirlenen FETÖ'cülerin üzerlerinden sahte oldukları anlaşılan çeşitli Avrupa Birliği ülkelerinin pasaportları çıktı. Polis konuyla ilgili Yunan Milli İstihbarat Teşkilatı'nı haberdar etti. Gözaltına alınan 5 FETÖ'cünün cep telefonlarındaki bilgiler incelemeye alındı. Cep telefonlarında yaklaşık 500 kişi için tanzim edilmiş sahte pasaportların fotoğrafları bulundu. Polis, adları açıklanmayan 5 kişinin Yunanistan'a kaçtıktan sonra çeşitli Avrupa ülkelerine gitmek isteyen FETÖ'cülere sahte seyahat belgeleri tanzim edilmesinde aracı oldukları görüşünde. 15 Temmuz darbesinden bugüne kadar bir bölüm Avrupa ülkelerine geçmek üzere Yunanistan'a kaçan FETÖ'cülerin sayısı 12.000'in üzerinde. FETÖ'cülerin Yunanistan'a kaçmasında Yunan mahkemelerinin 15 Temmuz darbesinden bir gün sonra askeri helikopter ile Dede şehrine kaçan 8 darbeci askerin Türkiye'ye iadelerini reddetmesi ve kendilerine siyasi mülteci statüsü tanınmasına ilişkin kararları önemli rol oynamıştı. Yunanistan 2016'dan bu yana bir tane FETÖ'cüyü gözaltına almış mı? Almamış. Ha, dün almış. Ne diyeceksin? Sen aklın yeni mi? Ya kardeşim FETÖ'cüyü almış, bu adamlar darbeci değil mi darbeci? Bu adamlar her türlü melaneti yapmadı mı? Yaptı. Bu adamlar bütün kumpasları kurmadı mı? Kurdu. E sen e, 4 yıldır almıyordun, niye şimdi aldın mı diyeceğiz? Aferin iyi yaptın diyeceğiz. Şimdi burada garip bir şey var. Ya arkadaşlar Kobane olayında suç var mı? Var. Yani hukuki bir durum var mı? Var. Bu hukuki durum. Zaman aşımına uğramış mı? Uğramamış. Yeni belge bilgi var mı? Savcılığın iddiası o. Var. E neye itiraz ediyorsunuz anlamadım ki. Orada terör suçu var mı? Var. Yağma var mı? Var. Gasp var mı? Var. Cinayet var mı? Var. Yasin Börü ne oldu? Niye altı yıl sonra? E ne zaman? Pardon. Siz bir tarih verseydiniz o zaman alsalardı... Allah Allah ilginçtir ya. Ah oh. vallahi yoruldum ya. Ona laf anlat, buna laf anlat. Ay şurama geldi. Sizin bir, bir bir şey yapın ya bir şarkı, türkü, bir şey. Yani Hı? hadi Haygusuza meydür, bu nutkum hakla bir mürşide. Yusuf Abdal'ın bir değişini bu iki genç sanatçı arkadaşımızdan dinledik. Ben daha önce hiç dinlememiştim. Sinan Sungur sağ olsun bana atmış. Ben meraklıyım böyle değişlere. O yüzden hoşuma gitti. Umarım beğenmişsinizdir. Arkadaşlar hep şey deriz. Keser döner sap döner gün gelir hesap döner değil mi? Ee, bu ataların bir değişidir ve e, pek de kimse böyle keserin sapın döneceğine, e, hesabın döneceğine falan inanmak istemez. Ama keser döner, Abi netice itibarıyla keser döner, hesap da döner. E keser ve sap dönünce hesap da dönüyor işte değil mi? Ve gün geldi hesap döndü. Kahraman subaylarımızı 10 yıl önceki kumpaslarla zindanlara atan FETÖ'cü yargı mensupları şimdi tek tek hesap verecek. Sırtlarını ABD'ye dayayan FETÖ'cü hainler Ergenekon, Balyoz gibi kumpas davalarıyla yurtseverlerin hayatlarını kararttı, ölüme sürükledi. Kumpas çöktü. Anlı şanlı subaylarımız beraat etti, hepsi gururla yaşıyor. Bazısı kaçak, bazısı hapiste olan kumpas döneminin FETÖ'cü 50 hakimi ve savcısı için dava açıldı. Dava Yargıtay'da görülecek. Hesap sorulacak. Bedelini ödeyecekler. Şimdi tek tek bunları bir tanıyalım. Kimler? Keser dönüp sap dönünce bir dakika. Bir dakika. Şu listeyi bir görelim. Tek tek isimlerini okuyacağım arkadaşlar. Bu adamlar kendilerini Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi <laughs> zannediyorlardı. Bu adamlar hak, hukuk, bilmem ne falan tanımıyorlardı. Ve Yüzlerce insanın hayatını kararttılar. Kimdi bunlar? Arkadaşlar şu listeyi verin bana lütfen. Biraz yukarıya çıkın. Efendim? Öyle mi? Evet. Peki. 8 yıl önce Beşiktaş Adliyesi'nde görevli FETÖ'cü hakim ve savcılar, Genelkurmay Eski Başkanı İlker Başbuğ'u terörist ilan edip hapse atmışlar. Yarbay Ali Tatar'ın ölümüne sebep olmuşlardı. Ha, Doğu Perinçe'yi hiç atmamışlar. Niye hiç bahsetmiyorsunuz? Bu ekip için arkadaşlar ilk defa Aydınlık Gazetesi Fetullahçı Terör Örgütü şimdi konu kullanıyoruz ya Beşiktaş Terör Örgütü diye bir başlık atmıştı. Beşiktaş Terör Örgütü. Doğu Perinçey'in mahkemede yaptığı bir açıklamaydı aynı zamanda. O zamanlar herkes hoca efendi bilmem ne falan filan derken hukuk işini görür hukuk çözer derken Doğu Doğupen'in mahkemede yaptığı savunmada Beşiktaş terör örgütü demişti. Aydınlık tonu manşet yapmıştı. Bakın o derginin kapağı bu. Beşiktaş terör örgütü. Ve Aydınlık dergisi basıldı. Arkadaşlarımız gözaltına alındı. İşte o Beşiktaş terör örgütünden kastedilen kastedilen bugün yargıya çıkacak olan o hakimlerdir, şeylerdir. Bakın Beşiktaş terör Örgütü'nün şemasını da vermiştik o gün. Büyük Orta Doğu projesi merkezdeydi. Büyük Orta Doğu projesine 35 kişilik CIA'nın operasyon heyeti destek veriyordu ve İçişleri Bakanlığındaki F tipi örgüt. TBMM yakınlarında meclise yürüme mesafesinde Yavuz Donatın gazeteci Yavuz Donatın deyimiyle bir gizli karargahları vardı ve örtülü ödenekten finanse ediliyorlardı. Mitin içindeki F-tipi örgüt destekliyordu, Adalet Bakanlığı'ndaki F-tipi örgüt destekliyordu. Beşiktaş terör örgütü şöyle e, örgütleniyordu o günlerde aydınlığın haberine göre. Dinleme fişleme merkezi, belge imal bürosu, yoğun diskler, kağıt parçası, ıslak imza, kroki, sahte resmi belge, e, düzmece tutanaklar falan yapıyordu bunlar. Tertip imal merkezi vardı. Tehdit, şantaj, bomba koyma, silah gömme, gizli tanık üretme, asılsız ihbar metotları, psikolojik harekat merkezi vardı. Hedeflerin seçilmesi, yıpratılması, operasyonlar planlama, zamanlama, yandaş e, sivil toplum örgütleri oluşturulması, gündemi müdahale senaryoları, uydurma kamuoyu araştırması, çarpıtılmış haber üretimi, uydurma istihbarat raporları hazırlanması, bu raporlardan kitaplar yazdırılması vesaire. F Savcılığı Merkezi vardı. Çadır yargılamaları vardı. Kışkırtıcı, iftiracı, eleman ve gizli tanık mangası vardı. Onlarda Tuncay Güney, Osman Yıldırım, Dilovası, Tükenmez Kalem, Anadolu Kıskaç, At Sineği, Sokak Lambası gibi e, gizli tanıklardı. İşte bu Beşiktaş terör örgütlenmesi artık her şeyle açığa çıktı. E, ve o günlerin e, cesur kalemleri aydınlıkta bunu yazdılar. Onlar Bu haberden yıllar sonra ancak o da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın örgüt deyin örgüt örgüt bunlar diye bastırması üzerine Fethullahçı terör örgütü diyebilirler. Kimdi onlar? İşte bu pozu verenlerdi. Bu pozu verenlerdi. Tek tek sayalım. Murat Üründü, Balyoz Hakimi. Savaş Çelik, Balyoz Hakimi. Ee, Tevhid. Selam ıı, Savcısı Zafer Çolak, Hikmet Şen, Vedat Dalda, İlker Başbuğ'u tutuklayan hakim arkadaki. Eşref Aksu, Balyoz Hakimi, Mehmet Erdoğan, ıı, Poyrazköy Hakimi, Fikret Seçen, Ergenekon ıı, Duruşma Savcısı, Savaş Kırbaş, Balyoz Savcısı, Mehmet Ekinci, Şike Oda TV Hakimi, Bilal Bayraktar, MİT... Iı, Balyoz Soruşturma Savcısı, Osman Kaya Ergenekon Hakimi, Selim Duran Poyrazköy Savcısı, Aytekin Ozanlı Balyoz Hakimi, Mehmet Berk Şike Savcısı, Hikmet Usta Hrant Dink Savcısı, Davut Bedir şuradaki Balyoz Hakimi, Mustafa Boz Tevhid Selam Hakimi, Mehmet Uğurlu Askeri Casusluk Hakimi, Metin Özçelik Ergenekon Balyoz Hakimi, Hüseyin Ayar, balyoz savcısı. Cihan Kansız, Ergenekon, balyoz savcısı. Adem Özcan, Tevhid Selam savcısı. Bu Cihan Kansız özellikle unutmayacağım. Şundan unutmayacağım. Bir insan kendi öz amcasının oğlunu hapse attırır mı ya e, suçsuz olduğunu bile bile? Ergenekon sanıklarından biri hasta ve Haseki Kardiyoloji Hastanesi'nde tedavi görüyor. Bu çıkart onu hastaneden gönder diyor. E adam doktor ya gidemez diyor cezaevine giremez. Tedavi görmesi lazım. Bir kere daha söylüyor. Hayır diyor sonunda bu Cihan Kansız kendi öz amcaoğlunu hiçbir suçu olmadığını bile bile tıp ilminin gereklerini yaptığını bile bile hapse atıyor. Böyle adamlar bunlar. Şimdi keser döndü, sap döndü. Gün geldi hesap döndü. Burada şunu söyleyeceğiz. Bunlar yargı olarak karşımıza çıkıyorlardı. Arkadaşlarımızı, dostlarımızı, subaylarımızı, siyasetçilerimizi, gazetecilerimizi tutuklayan, hapislerde çürütmeye çalışan bunlardı. Bunlar yargıyı temsil ederken kimse ağzını açmıyordu. Bir tek biz konuşuyorduk, aydınlık yazıyordu. İşçi Partisi o zamanki, şimdiki Vatan Partisi mücadeleydi oldu. Ama gün geldi, hesap döndü. Şimdi biz diyoruz ki, bu Amerikan hakimleri, bu FETÖ hakimleri, savcıları, Türk adaletine bugünden itibaren hesap verecek. Ve bu yüzden biz hakimlerimize Mahkemelerimize, yargımıza güveniyoruz. Türk adaleti altın çağını yaşıyor. Çünkü Amerikan uşaklarını artık yargılayabilen bir Türk hakim, Türk mahkemesi var. Mahkemelerimize güveniyoruz. Ya yargıçlarımıza güveniyoruz. Bakın, hiç unutmayın. Müthiş bir mücadele verildi bunlarla. 10 seneye varan bir mücadele verildi. O mücadele sonunda bu adamlar yargı önüne çıkarılabiliyorlar. Ve Doğu Perinçek'in Silivri'deki duruşmada Beşiktaş terör örgütü dediği görüntüleri veriyorum size. Kimle berabermiş PKK? İddia ile berabermiş. Amerika ile beraber. Amerika'da herkes birleşiyor. Gazi Zekeriya'nın arkasında Amerika var bir de PKK var. Amerika'dan korkacak bir şey yok. Bir kere daha söylüyorum. Yeter ki bu Türk milletinin büyük gücüne güvenelim. Ben geleceğe dönük konuşuyorum. Kendim için konuşmuyorum. Bölge savaşlara gidiyor. Dünya savaşlara gidiyor. Herkes tartışıyor. Burada Türk ordusu Türk milletinin en kıymetli varlığıdır. Herkes şey silahla önümüzdeki dönem çözülecek. Ve Türkiye'de bir iç kavga dolaylı olarak savaş yaşanmaktadır. Cenazeler gelmektedir. Bombalar patlamaktadır. Mayınlar patlamaktadır. Ordu ve emniyet Türkiye için birinci meseledir bugün. Bu dava böyle sürüncemede bırakılamaz. Kimse vatanseverliği mahkum, mahkum edemez. Hiç böyle bir kabiliyet hiçbir kimsede böyle bir güç görmüyorum. Ayak altında kalır. Bunu da ilan ediyorum. Vatanseverliği mahkum etmeye kalkanlar Türk milletinin ayakları altında kesinlikle kalacaklardır. Yazın bunu bir yere. Bakın iş başka yere gelmiştir. Kürt açılımı, Ermeni açılımı 10-15 gün içinde Kıbrıs açılımı. Türkiye'yi yangına vermektedirler. Sele vermektedirler. Yani Amerika planı işte bizim burada tutulmamızla uygulanmaktadır. Türkiye bu planı bozacak. Harita çıkmış zaten ortada. Türkiye parçalanacak, İran parçalanacak, Suriye parçalanacak, Irak parçalanacak, Azerbaycan parçalanacak. Bu haritadan ne çıkar? Amerika'nın bozgunu çıkar. Bu beş ülke yan yana geldiği zaman bitti bu olay. Irak'ta yenilen Amerika, Afganistan'da yenilen Amerika, Türkiye, İran, Irak, Suriye ve Azerbaycan'ı parçalayacak. Bu olmayacak. Bunu planlayanlar ve Ergenekon soruşturmasını yürütenler Amerika'nın bozgununu paylaşacak. O bozgunun eşiğine geldik. Türkiye'ye lazımız. Bakın şuraya varacak. Son cümle. Öyle bir hale getirecekler ki. Öyle çıkmazlara Türkiye'yi öyle yangınların içine atacaklar ki en sonunda bizi çağıracaklar gelin kurtarın diye. Bakın bu da olacak göreceksiniz. Bizleri çağıracaklar, vatanseverleri çağıracaklar. Biz Türkiye'yi yaktık siz kurtarın diye. Benim tutuklu olmamın bir tane gerekçesi var. Türkiye'ye karşı yürütülen bu plan Türk aydınlanmasının, Türk devrimciliğinin, Türk milliyetçiliğinin Türk yurtseverliğinin karşısına çıkan, bizi orta çağa gömmeye kalkan baykuş yine yenilecek. Gene yenilecek, gene ezilecek. Gene ezilecek. Bu Beşiktaş örgütlenmesi, gizli örgüt, bu yuvalanma, Türk devleti içindeki bu gladio, bu ergenokonsa ergenokon gene ezilecek. Göreceksiniz. Bunları teybe alınıyor, bunları biz o zaman oynatacağız. Ezilecek demiştik bakın. Aynı Mahmut Şevket Paşa gibi attı. Buradan bağırıyorum onun torunu olarak, Atatürk devrimcisi olarak köyüne Bizans'ın Yıldız Burcu'nda oturan Baykuş diye bağırıyorum. Ezilecek o ezilecek. O kanamiciler. Bunun mağduru, bunun kurbanı ben değilim. Bunun kurbanı en başta Türkiye. Ve siz benden daha fazla kurbansınız. Üç sene sonra bakacağız, dört sene sonra bakacağız, iki sene sonra bakacağız, beş sene sonra bakacağız. Bunun kurbanının ben olmadığım, sizlerin daha büyük kurbanları olduğunu göreceğiz. Türkiye'yi bölmek isteyenler, Türkiye'yi Amerika'nın sömürgesi yapanlar, Cumhuriyet devrimini yıkanlar, yıkılacaklar. Hem de az kaldı, onu söyledim. Evet. Tekrar söylüyorum. Anayasaya Türk milletini silmek isteyenler, tamam. yıkılacaklar. Atatürk Cumhuriyeti'ni yıkmak isteyenler, yıkılacaklar. İstiyor musunuz daha söyleyeyim mi? Evet. Oktay bir söyleyeyim bir şey mi daha? Tamam. Hakim Bey, memnun oldun mu? Biraz önce biraz Aynen. önce oh. ne söyledi? Bey bir dakika bir dakika. Ne ben. Söyledim? Bir dakika. Doğu Bey ne söyledi Doğu Bey. söyledim? Doğu Bey söyledim. Bey sakin ol. Doğu Bey sakin. Evet. Bunların gücü yok. Anayasadan Türk milletini silmeye kalkanların gücü yok. Gücü hayır çevirmiyorum. Yok gücü. Erhan Bey. Erhan Bey oturun. Erhan Bey. Türk milletini silmeye gücümüz yok. Doğu Bey. Mahvolacak. Doğu Bey. Bağırma, bağırma. Evet. Doğu Bey bağırma hakkınız yok. Doğu Bey otur sakin olun. Türk milletini silmeye kalktınız. Doğu Bey. Mahkemeyi niye kurdunuz? Doğu Bey. Siz Doğu Bey. Kendileriniz Türk milletini silmeye kalktı. Doğu Bey sakin olun otur. Silebilecek misiniz? Doğu Bey sakin olun oturun. Gücünüz yok. Doğu Bey sakin olun oturun. Türkiye Cumhuriyeti'ni sizin efendileriniz siliyor. Doğu Bey. Çıkar, Doğu Bey kaldınız. çıkartmak zorunda kalacağım. Doğu Bey. Gücünüz yok. Doğu Bey çıkartmak zorunda kalacağım lütfen. Lütfen buyurun. Bu dava Türkiye Cumhuriyeti'ne Türk milletine, Türkiye vatanının bütünlüğüne, Türk devrimine karşı bir tertiptir. Bununla birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çökertilmesine, bu halkın partisi olan İşçi Partisi'ne karşı bir uygulamadır. Emperyalist merkezidir ve haçlı gericiliğin davasıdır. Bu salonda suçlular vardır. Ama o suçlular sanık sandalyesinde ve avukatlar sandalyesinde oturmamaktadır. Tabii öyleyse, bağırman, Son sözü, bağırman, bağırman, sözü Söyleyecektir. Son sözü Cumhuriyet yargısı söyleyecek. Evet. Buyurun. Cumhuriyet yargısı söyleyecek. Ne diyor Doğu Perinçek? Şimdi kameralar oluyor bunu. Sonra bunları göstereceğiz, yayınlayacağız. İşte yayınlıyoruz. Burada suçlular var ama avukatlar ve sanıklar sandalyesinde oturanlar suçlu değil doğru. Siz suçlusunuz ve yargılanacaksınız. En büyük sıkıntıyı siz çekeceksiniz. En büyük cezayı siz alacaksınız doğru. Şimdi yargılanıyorlar. Ve arkadaşlar o görüntülerde izlediğiniz Doğu Perinçe'yi bu müthiş bir kavgadır, müthiş bir mücadeledir. Aslında ta 200 yıl önceden gelen bir mücadeledir. Ama en iyi yansımasını Silivri duruşma salonlarında ve Silivri duvarlarının önünde bulmuş bir kavgadır. Şimdi ulusal kanal Türkiye'nin en güvenilir 5. kanalı seçilmiş. Ben birinci kanalıdır diyorum. Bütün bu büyük kavganın en önünde giden ulusal kanalda görev yapan bir nefer olmaktan o mücadeleyi bir kez daha hatırladıktan sonra ve şu sonucu aldıktan sonra bir kez daha gurur duyuyorum. Ulusal kanalınıza sahip çıkın, kıymetini bilin. Bütün çalışan arkadaşlarıma söylüyorum. Ulaştırma görevlisinden çaycısına, kameramanından rejisine muhabirinden genel yayın yönetmenine Bu kanal kahraman bir kanaldır. Kahraman bir kanaldır. Bunun kıymetini bilin. İzleyicilere söylüyorum. Kanalımız büyük bir kanaldır. Güvenilir bir kanaldır. Ulusal kanal kavganın kanalıdır. Haklılığın kanalıdır ve ne dediği 10 sene sonra ortaya çıkan asla yalan, asla eksik, asla yanlış söylemeyen bir kanaldır. Tekrar söylüyorum, o büyük kavganın ve bu büyük kurumun bir neferi olmaktan gurur duyuyorum. Hiç merak etmeyin. Bütün bunlar yaşandı, bakın ne dedik, biz kazanacağız dedik değil mi? Şimdi yine bir sürü kara uğraşıyoruz. Bir kere daha söylüyorum. Biz kazanacağız. Biz kazanıncaya kadar. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın. soruşturmasını yürütenler Amerika'nın bozgununu paylaşacak o bozgunun eşiğine geldik Türkiye'ye lazımız bakın şuraya varacak son cümle öyle bir hale getirecekler ki öyle çıkmazlara Türkiye'yi öyle yangınların içine atacaklar ki en sonunda bizi çağıracaklar gelin kurtarın diye Bakın bu da olacak göreceksiniz bizleri çağıracaklar vatanseverleri çağıracaklar Biz Türkiye'yi yaktık Siz kurtarın diye benim tutuklu olmamın bir tane gerekçesi var. Türkiye'ye karşı yürütülen bu plan, Türk aydınlanmasının, Türk devrimciliğinin, Türk milliyetçiliğinin, Türk yurtseverliğinin karşısına çıkan, bizi orta çağa gömmeye kalkan baykuş. Yine yenilecek. Gene yenilecek. Gene ezilecek. Gene ezilecek. Bu Beşiktaş örgütlenmesi, gizli örgüt, bu yuvalanma, Türk devleti içindeki bu gladyo, bu ergenokonsa ergenokon, gene ezilecek. Göreceksiniz. Bunları teybi alınıyor. bunları biz o zaman oynatacağız. Ezilecek demiştik bakın. Aynı Mahmut Şevket Paşa gibi attı. Buradan bağırıyorum. Onun torunu olarak. Atatürk devrimcisi olarak. Köyüne Bizans'ın. Yıldız Burcu'nda oturan Baykuş diye bağırıyorum. Ezilecek o ezilecek. O kanamiciler. Bunun mağduru, bunun kurbanı ben değilim. Bunun kurbanı en başta Türkiye. Ve siz benden daha fazla kurbansınız. Üç sene sonra bakacağız, dört sene sonra bakacağız, iki sene sonra bakacağız, beş sene sonra bakacağız. Bunun kurbanının ben olmadığım, sizlerin daha büyük kurbanları olduğunu göreceğiz. Türkiye'yi bölmek isteyenler, Türkiye'yi Amerika'nın sömürgesi yapanlar, Cumhuriyet devrimini yıkanlar, yıkılacaklar. Hem de az kaldı. Onu söyledim. Evet. Tekrar söylüyorum. Anayasaya Türk milletini silmek isteyenler tamam. yıkılacaklar. Atatürk Cumhuriyeti'ni yıkmak isteyenler. Yıkılacaklar. İstiyor musunuz? Daha söyleyeyim mi? Evet. Oktay söyleyeyim şey mi? Daha. Tamam. Hakim Bey memnun oldun mu? At At halkçılıkla, devrimcilikle, kamuculukla ittifak yapıyor. Ey Merkel diyeceğim şimdi nereden çıktı bu ama? Ölenlerin hesabını sorar, kumpasın hesabını sorar, üstüne üstüne gider, bıktırana kadar gider, sonuç alana kadar gider. E gazetelerimiz var, çayımız var Allah şükür, defter kalemimiz var. Patlıcana bak şimdi patlıcan, terbiyesiz patlıcan. 23.95 artılır Şu mı Topraklarda ya? Topraklarda Mustafa Kemaller yenilmez, bunu birileri öğrenecek.